Onvo 5. geceyi sunar. Sizler de hoş geldiniz. İkinci, beşinci gecedeyiz. Ben en az geçen haftaki kadar heyecanlıyım. Bu sefer arkadaşlarım yok, çocuklar yok. Bu sefer çok değerli üniversite öğrencisi arkadaşlarımız buradalar. Tekrar hoş geldiniz. Marmara Üniversitesi, Koç Üniversitesi burada. Şöyle, geçen hafta İlk bölümünü yaptık efendim, beşinci gecenin. Çok teşekkür ederiz. Bizleri evlerinize misafir ettiniz. Biraz böyle baktım ya, neler demişsiniz diye. Herkes şey demiş ya, çok heyecanlıydı falan. Ya gerçekten çok heyecanlıydım. Kabul ediyorum. Hala da çok heyecanlıyım. Bu sefer geçer dedim. İnşallah dördüncü bölüme kadar böyle gidecekmiş. Ondan sonra toparlayacakmışım. Kim söyledi bunu? Az önce Baturay söyledi. Konuklarımı hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok keyifli bir program olacağına çok eminim. Umarım siz de çok keyif alırsınız. Çünkü sürprizlerimiz var. Yine muhtemelen bizim konuklarımıza, konuklarımızın da bize sürprizleri var. İlk konuğum uzun dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra tekrar siyasete dönen ve Can Erzincan'ın milletvekili olan Sayın Mustafa Sarıgül. Bu nasıl bir popülerite? Efendim, sizinle beraber olmak son derece keyifli. Gençlere bakıyorum, enerjileri son derece yüksek. Biraz sonra onlara sürprizlerim olacak. Gençlerle beraber olmak bana da bir enerji veriyor. Efendim şöyle, gerçekten tulum peynirine mi geldiniz? Efendim, olay şu, sevgili Mehmet Ali, olay şu. Ben Can Erzincan'ın milletvekiliyim. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmem mümkün değil. Bayrağına bağlı olan, toprağına bağlı olan herkesle beraberim. Tabii ki buraya gelirken %100 organik, A vitamini, B vitamini, C vitamini hangisini arıyorsan var. Ve başka bir şey, özür dilerim, başka bir şey. Sevgili gençler, hepinize ev adreslerini alıp göndermek isterim. Ama biraz sonra size Can Erzincan'la ilgili, önemli bir maçla ilgili müthiş sürprizlerim olacak. Onu hemen söylemeyelim ne olur. Söylemiyoruz hemen, peki. Bir şey söyleyeceğim. Benden çok alkış aldınız. Estağfurullah. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben teşekkür ederim. Ben onlara şeye layık olmaya çalışıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Geçen hafta ben şimdi ilk bölümleri ya programın. Çok da heyecanlı ve gerginim. İlk defa da hayatımda talk show yapıyorum. Hatta ya sen niye gülüyorsun falan diyenler de oldu. Çünkü haber sunarken öyle şeyler yapmıyoruz. Geçen hafta Oğuzhan Uğur'a dedim ki, Oğuzhan dedim, çok sıkışırsam sana paslarım bu işi dedim. Sağ olsun Oğuzhan beni çok böyle taşıdı. Yusuf'a da, Rain Man'e de, Defne'ye de tekrar teşekkür edeyim. İlk bölüm program konuklarımızın bir vefa olarak. Bu hafta da size çok güveniyoruz. Basura'ya çok güveniyoruz. İkinci konuğumu hemen davet ediyorum. Bir dakika, benim işim daha bitmedi. Öyle mi? Benim işim öyle bir şey yok abi. Ben Can Erzincan'ın hakkını yedirmem. Burada muazzam bir olay var. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Vermem. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bu koyunlar 6 ay yaz boyunca 1200 metre yukarıya çıkıyorlar ve orada bilmenizi isterim -25 derecede kalıyorlar ve şu gördüğünüz tulum peyniri her tarafa ulaşıyor
Bu tulum peynirini nereye götüreceğim? Biraz sonra soracaksın, cevap ver. Birazdan konuşalım. Afiyet olsun. Çok teşekkür Peki ediyorum. Peki arkadaşlar, sağ olun. Baturay'ı tulum peyniriyle karşılayacağım. Efendim, Baturay Özdemir, büyük alkışlarınızla. Buraya mı oturuyorum Mehmet abi? Buyur lütfen. Şöyle köşeye alalım seni. Ya böyle çok tehlikeli olduk. Köşeye alalım. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? Hoş geldiniz. Baturay, şöyle koyayım masaya. Heyecanlı mısın? Biraz. Ya jimjip beni çok geliyor ya böyle. Korkuyorum. Heyecanlı değilim. Yani bu heyecanlıyım. Sen de heyecanlıysan tamam. Yok yok ya. Biz de. Birazdan rahatlayacağız sohbet ederken diye ümit ediyoruz. Bu heyecanımız biraz daha yatışır. Zaten yani muhtemelen ben moderasyonu falan bırakacağım gibi görünüyor. ve efendim yine bu arada bugün böyle 90'lara dair bir şeyler hazırladık. Sizler bilmezsiniz. bir 90'larımız var. O dönemin de çok unutulmaz eserlerini yine bizlere seslendiren, muhtemelen 90'ları hiç bilmeseniz de şarkılarını bildiğiniz bir isim. Büyük alkışlarınızla Reyhan Karaca. Yine başım dönüyor.
başkanım rahatsız etmeyin. Şöyle ortaya alalım sizi. Çok teşekkür ederiz. Efendim tekrar hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Reyhan. Hoş bulduk. Şimdi maksadımızı biliyorsunuz. Böyle keyifli bir haftayı zaten gergin bitirdik. Pek çok haber ve tartışma konusunu hem siyasette hem memlekette işte ekonomiyi şunu bunu. Şimdi bu son geceyi kapatırken böyle biraz rahatlayacağımız, keyif alacağımız bir sohbet olsun istiyoruz efendim. O yüzden siyaset konuşmayacağız ama ben bunu söylerken, şimdi Baturay komedyen, stand-upçı, evet, çok başarılısın. Yani muhteşem tespitlerin var gerçekten. Ama siyaset yapıyor. Siyasi şaka da yapıyor, politik şaka da yapıyor. Siyasi şaka yapıyor, özür dilerim. Şimdi Mustafa Sarıgül burada. Siyaset araya yapıyor Reyhan deyince... Araya Reyhan Karaca'yı boşuna oturtmadı. Ben çok güzel siyaset yapıyorum. Reyhan da Şişli'de oturuyor bu arada. Oturuyormuş yani. Başkanım bizim göz bebeğimizi Şişli Belediyesi'nde görev alırken, başkanımın yaptığı yenilikler, hayvan dostu olması... Kesinlikle. Hala esnaf başkanımı soruyor yani. Avukat Çatesi. Sarıgül adresi vermeyelim başkanım. Sarıgül gönderiyorsunuz diye bir rivayet var. Evlere Sarıgül gönderiyor muydunuz? Şişli'nin %90 evinde Sarıgüller vardı. Bir de evlenen gençlere diyordum ki, evet bugün yeni bir hayata başlıyorsunuz. Damadım diyordum. En az haftada bir gün eve gitmeden önce eşine Sarıgüller göndermeyi ihmal etme. Sonra gelinime de diyordum ki, sevgili gelinim, sakın ha sakın damadımızın cep telefonunu fazla karıştırma. Sonra diyordum ki gelinime, damadıma eve erken geldin, geç gittin deme. Sonra da damada dönüp diyordum ki, sevgili damadım, eşini gündüz 1 ile 3 arasara ve nasılsın, iyi misin diye mutlaka sor. Bunları sor. Güle mi? Gülün üstüne yazıp mı yoluyoruz başkanım? Oo, böyle bir talimat var mı? Neden 1 ile 3 arası? Ya şöyle, gün içerisinde evi aradığın zaman dışarıdan ya da eşini aradığın zaman daha bir enerji olur, daha bir heyecan olur. Günün yorgunluğu, tam günün ortası. Akşam saat 5'ten 6'dan sonra da bir yerde oturup bir sohbet etmek. O dinlendirir diye düşündüm. Başka var mıydı önerileriniz? Önerilerimiz çok. Sonuç alıyor muydunuz önerilerden? %100. 12.814 tane nikah kıydım. Duruyor mu hepsi? %100, %100. Ve başka bir şey söyleyeyim. Sadece tanıdıklarımın nikahını kıymadım. Vaktim müsait olduğu zaman Maçka evlendirmeye gittim ve dedim ki, ben tanıdıklarımın başkanı değil, halkın başkanıyım. Nikahınızı kıymaya geldim. Ve başka bir şey söyleyeyim. Asla ayrım yapmadım. Bana gelen vatandaşa, hangi düşüncedesin, hangi kültürdensin, hangi inançtansın, hangi mezhepten, kime oy verdim diye sormadım. Ve inanır mısın, çok evladın mutluluğuna şahitlik ettim. 22.100 kişiyi işbaşı yaptırdım. 28.100 öğrenciye de burs verdim. Bir şey söyleyeceğim. Siyasete gitmeyelim diye çekmeye çalışıyorum. Sonra oradan çekiyor, ben buradan çekeceğim galiba. Hiç tanımadığınız insanların gittiniz nikahlarını kıydınız. Değil mi? Normalde hani belediye başkanı... Çok. Size Sarıgül geldi mi evinize? Şişli'de oturuyorsunuz. Vallahi camdan baktığımda çok gül fırlatmışlığı vardır yani, hani Sarıgüllere. Her bayramda dolaşırdım sonra. Her bayram. Her bayramda bütün Şişli'nin 28 mahallesini, 912 tane sokağını %100 gezerdim. Nereden aklınıza geldi efendim? Şöyle. Nasıl çıktı bu hikaye ilk? Anlatayım. Siyasetin bir bilim yanı var, bir de halk yanı var. Siz vatandaşın yolunu yap, suyunu yap, ama bu gençlerin gönlünü yapamazsan hiçbir işe yaramaz. Benim görevim, bak benim görevim gönülleri yapmak. Stüdyoyu aldı ya. Vallahi benim görevim, öyle yani, değil. Hakikaten. Öyle değil. Benim misafirimsiniz arkadaşlar. Bak bir şey söyleyeyim abi, bir şey söyleyeyim. Bak burada bir emek var, burada bir yürek var. Sorabilirsiniz hanımefendiye. Şişli'deki kendi evinin ilerisindeki 5 katlı karakol binasını kim yaptı? Oradaki emekler evini kim yaptı?
Oradaki okulları kim yaptı sorabilirsiniz. Hepsini ben yaptım. Neden yaptım onu söyleyeyim. Aklıma şey geldi. Sayın Binali Yıldırım var ya, onu da ben yaptım. Biz yaptık. Onu yani Binali Yıldırım, bir dakika arkadaşlar. Binali, o da Erzincanlı. Binali Yıldırım siyasi olarak rakibimizdir ama Can Erzincanlı'dır. Saygımız da sonsuzdur yani. Eyvallah. Ya şu siyaset... Biz var ya işte tam da bu yüzden bu işi yapıyoruz. Şu siyaset böyle tatlı tatlı olsa ne güzel olur memlekette de işte. Değil mi Batur Ağabey? Ama bir şey söyleyeyim Batur Ağabey. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak beni inceleyin bakın. Ben rakiplerimi eleştirirken iki tane iyi yönünü söylerim. Eksik bıraktıklarını da çözüm önerisi aktarırım. Çünkü ben karalayan, kötüleyen bir siyasi değilim. Çare bulan siyasiyim. Efendim bir şey bu sarı gül... Derde nereden? Derman için buradayım. Ve bak bu yayının sonunda bir şey söyleyeyim. Son söz bırakıyorum. Bak bu yayının sonunda öyle bir şey yapacağız ki Türkiye'nin gündeminde olacak. Bu gençler de diyecekler ki, eyvah. Bu gençler de diyecekler ki, Sarıgül buraya yandan değil, candan gelmiş diyecekler. Arkadaşlar. Ya çok. Hepimizin. Mehmet Bey, çok... ben çok merak ediyorum. Ben başkanım, stüdyo olarak mı proaktif bir şey mi yapacağız? Biz de var mıyız başkanım, onu söyleyeyim de. Yani yok, şu anda sizler maalesef yoksunuz. Tamamen gençler olacak ve Kuray'la olur. Hadi bakalım gençler. Ayrıcalık yapmayacağım. Aa, onu ben biliyorum. Bana ulaşanların başkanı olmayacağım, hepinizin başkanı olur. Onu ben biliyorum. Ya şöyle tedirgin oldum. Şimdi canlı yayındayız. Çok riskli bir iş yani bu iş. Batura'yı girmeden önce bazı konularda uyardım. Kardeşim sağ olsun. Ne demek? Ne demek abi? Ne vallahi demek? Batura'yı konuşturursam Allah belan versin. Bak bir söz almadan konuşturmayacağım. Bir söz almadan. Ben şimdi kendisine, Batura'ya sana ben bir söz veriyorum. Söz veriyorum bak. 15 Ekim'de Konya'daki oyununa geleceğim bir şartla. Can Erzincan sözü alacağım senden. Tabii ki başkanım. Can Erzincan sözü. Sağ ol. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Siz de mi 15 Ekim'de Konya'dasınız? O yüzden. Senin için gelir. Gerçekten mi? Vallahi senin için gelir. Ama bir söz alıyorum. Sen de Can 15 Ekim'de mi Konya'dasınız? Can Erzincan'daki. Evet. Ben de 15 Ekim'de Konya'dayım. O zaman orada da devam edelim. Konya Kitap Fuarı'ndayım 15 Ekim'de ben de. Çok ilginç bir tesadüf evet, olmuş. Evet. Kitap Fuarı'nda. Buluşuruz. Evet. Gaddafi'nin kitabı mı? 15 Ekim'de... Beni dışlıyorsunuz gibi hissediyorum ama ben... Söyleşi yapacağız efendim, her şeyi konuşacağız. Hangi kitap? kitap birkaç tane benim telif var. Gaddafi'nin belgeselini yaptık biz. Sarıgül fikri... Bu sonra arada ben Kaddafi'yi o sürprizinizi biliyorum. Gaddafi'yi konuşalım. Gaddafi'yi burada mı konuşalım? Burada Allah rahmet eylesin. Gaddafi'yle enteresan bir şey. Burada çok enteresan bir adamdı. İki tane tanışan var. Bir tanesi kardeşim, bir tanesi de benim. Siz de mi tanıştınız? 88 yılında Profesör Onur Kumbaracı başkanlığındaki bir heyetle Libya'yı ziyarete gittim ve Gaddafi bizi ağırladı. O yeşil çadırda Gaddafi 4 saat dinledim. Ben de dinledim yeşil çadırda Gaddafi'yi uzun bir ve süre. Ve Gaddafi'nin oradaki olay da tamamen Amerika'nın bir oyunudur, unutma. Şunu da unutmayın. Siyaset yapmayacağım, sonra daha konuşmayacağım. Amerika'nın oyunu bitmez. Ayı'dan post, Amerika'dan dost olmaz. Ben konuşmuyorum, vazgeçtim. Ben peki. Konuşmuyorum, vazgeçtim. Baturay, nasılsın? Abi, iyiyim abi. nasılsın? Neden böyle oldun? Abi çünkü sen haberleri sunuyorsun. Sen kendini kaçış için bir talk show dizayn etmişsin. Reyhan Hanım'ı da evet. Aramızda gördük. Ben de böyle şaka yapıyorum ama... Tabii ki buranın tansiyonu başka. Çünkü Amerika oldu, Kaddafi... Aynı at arda arda geldi. Ben anlamıyorum ya. Yani ben şöyle çok böyle eğlenceli bir atmosferde bir ortama giriyorum. Bir eve giriyorum, arkadaşlar sohbet ediyor. Herkes çok keyifli. Ben giriyorum. Resmileşiyorlar. 10 dakika sonra ortam... Ciddiyete. Siyasetin konuşulduğu, dış politikanın konuşulduğu... Çok böyle can sıkıcı şeylerin konuşulduğu falan bir yere dönüyor. Biraz da o yüzden yapıyoruz bunu. Ya ben o kadar can sıkıcı bir adam değilim. Bunu göstermek için bir talk show yapmak büyük. Cesaret. Yok cesaret. Ben Batur'u konuşurken böyle sürekli... yok. Kardeşim, dikkat ediyoruz. Ben tulum peyniri getirmiş bana. Öyle mi? Tabii. Can Erzincan'ımızdan. Tabii sizlere de gelecek tabii aynı şekilde. Onlara da gidecek. Sen talk show yaptın. Bir dönem evet. Yani stand-up yapıyordum ben aslında. Ben stand-up komedyenim. Beni
tanıyorsunuzdur diye. Evet. Tamam, sağ ol, sağ ol. Talk Show. Bey, doğru zaman doğru şaka. Bu o kadar doğru ki şu an. Müthiş. Alkışlıyoruz. Bravo. Talk Show denedim ama ben stand-up komedyenim yani. Talk Show daha böyle biraz daha şov bir durum ya. Ben biraz daha böyle samimi bir ben iş ana haberciyim. Gazeteciyim, muhabirim. Abi sen şov dünyasının içindesin. Sonuç olarak haber en büyük şov dünyasıdır. Anchorman. Senden duyuyoruz biz ne oluyor ne bitiyor. Senin yüzüne kokluyoruz falan. Şimdi eğlenceyi de senin yüzüne koklayacağız. Teşekkür ederim. İzliyor musun hiç Habertürk ana haberi? Hiç izledin mi? Ben haber bayağıdır izlemiyorum ya. Beni hiç izledin mi? Tabii ki izledim. Herhangi bir yerde? Tabii ki izledim. Tabii ki izledim. Gerçekten. Tabii, çok tabii ki dedim. Sanki yalan söylemiş gibi. Yok. Ama tabii ki yani o kadar... Ben de seni izledim kardeşim. Sağ ol abi. Ve yani gerçekten hele hele sonuncusu müthişti. Biraz daha stand-up gösterisi. Evet, onu birazdan arkadaşlar ben de bir itirafta bulunayım. Ben de Baturay'ı son 24 saattir sürekli Instagram'dan bakıyorum. Nedir? Yani ben gerçeği söylerim kusura bakmayın. Bu Batura'yı izleyemedim ama ilk birebir söz verdim 15 Kasım'da. Ekim değil mi? 15 Ekim'de gidiyorum ve Konya'da izliyorum. Bekliyorum başkanım. Konya'ya geliyorum. Beklerim başkanım. Erzincan'a gelme sözü verdim. Verdim. Çünkü... Geleceğim. Yalnız Reyhan'a bakar mısınız lütfen? Ben Reyhan... onu düşünüyorum. Mehmet Bey, Reyhan Hanım'a geçelim. Çünkü şey oldu. Evet. Reyhan sen nasılsın? Neler yapıyorsun? Reyhan'da çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir... Son 5 dakikadır hafiften şu koltukta şöyle aşağı doğru kaymaya başladım. İyiyim, çok iyiyim. Konserler devam ediyor. 90'lar projemiz devam ediyor. Şimdi 90'lar güzel konserler vermeye devam ediyor. Kendi işlerim var. İşte 17 Kasım'da... yeni bir işim çıkacak. Klibimi Amerika'da çektim falan böyle çok güzel bir iş. Çok güzel bir iş yani geliyor. Nerede çektin? Amerika'dan dost olmazdı. Vallahi başkanım çağırırsanız gelmez miyim? Aşk olsun Erzincan'ın kanyonları var. Kema var, Eğim var, Cem'in Üzüm var, Tulum Bey'in var. Amerika'ya gidiyorsunuz yani. Ya en başkanım, kötü Şişli'de. Bakın bir şey söyleyeyim yani bakın. Amerikanlı'nın biri gelir bir gider ama Can Erzincan burada. Aynen öyle. Erzincan canımız. Efendim vallahi yapıyorsunuz bu işi. Yok bilanlayacağız. Ben bir dahaki sefer söz veriyorum size. Sizin klibinizi Erzincan'da çekeceğiz. Türkiye'nin doğal güzellikleri bir başka bir şey. Amerika'nın New York'un 5. datesine, Kaliforniya'ya, Chicago'ya, Miami'ye güle güle. Hoş geldin Can Erzincan. Hoş geldin Türkiye. İnşallah başkanım. %100. Amerika'da klibi nerede çektiniz? Neden Amerika'da çektiniz? Ne göreceğiz? Bu Amerika'da benim 7. klibim. Benim çok yakın arkadaşım yönetmenim Isaac Angel orada. O çekti klibimi. Isaac. Bizim arkadaşlarımız Şaban, Ramazan, Murtaza, Singit, Isaac yani. Enteresan. Enteresan. Hemen ismini değişti. Enteresan, evet. Grand Müzik etiketiyle 17 Kasım'da piyasada olacak. Çalışmaya devam ediyoruz. Hep beraber bir toplantı yapalım. Sonuçu birlikte yapalım o zaman. Tanıtımında beraber olalım. Tamam. Bu heyet beraber olsun. Tamam. Mehmet Akif de sponsorluğunu yapar inşallah. Bir şey yapıştırdık Mehmet Akif'e. Geçmiş olsun. Benle ilgili zengin olduğum konusunda bir algı varsa öyle bir şey yok arkadaşlar. Abi çok düğmeli ceket çok düğmeli cekete geçmişsin. Sponsorumuz sensin artık yani. Bunu bize Tolga bunu nereden aldı? Ceket öyle bir şey bırakıyorsa bunu değiştirelim. şöyle konser var mı? Konserler devam ediyor. Bayağı yoğun. 90'lar konserlerimiz zaten devam ediyor. Benim Alanya, Antalya, Denizli bu ay içerisinde gideceğim 3 tane daha konserim var. İşte vakit buldukça da şarkı yapıp... O zaman demek ki tanıtımı şeyde yapacağız. Hemen Abdülkadir Muhittin Böcek'le görüşün. Antalya Büyükşehir Başkanımızla hanımefendinin tanıtımını orada yapıyoruz. Tamam. Müthiş. Şahane. Çok teşekkür ederim başkanım. Alkışlamadınız. Hayır. Alkışlayın diye demedim. Neden alkışlamadığınızı anlamadım. Yani çünkü Mustafa Bey her konuştuğunda alkışlıyorsunuz. Bizi hiç alkışlamıyorsunuz. Peki, Baturay. Abi. Muhittin Böcek. Baturay'ı daha önce izlemeyen var mı? Siz şeyi gösterme. İzlemeyen. Aferin. İzleyenleri göreyim, izleyenleri. Peki. Bravo, bravo, bravo. Aferin. Size
Instagram dışında. Canlı izleyecek. Hayır, ben bir şey söyleyeyim. Bir itirafta bulunayım. Ben geçen haftaki sizin programınızı ve sevgili kardeşimizi son 12, bak burada ne biliyor musun? Ankara doğumlu, Bilkent İşletme mezunu, babası emekli asker, plakası olan her yerde gösteri yapmış. 15 Ekim'de Konya'da yapmayı olacak. Yapmayı düşünüyorum. Bir yani... de bir şey söylüyor. Bumur. Bumur. Bu ne bumur, anlamadım. Oğlum Erzincan'da böyle bir laf yok. Bu ne demek bumur? Da vardır. Yok öyle bir şey yok. Bazı mahallelerinde bumur söyleniyor. Bumur... Baby boomer de... Şu Öztürkçe'ye geç. Bırak oğlum bumırı ıvırı zıvırı bırak. Öztürkçe'ye geç Allah'ın sözü. Ne alakası var bumur? Bebek patlaması denen bir jenerasyon vardı. O ona ithafen söylenmiş bir jenerasyon ayrımı. Kardeşim bir kere sen bumurla benim 4 saatimi aldın. Ben bir bakın 4 saat bumur nedir? Bununla uğraşıyoruz abi. İşi gücü bıraktık bumurla uğraşıyoruz. O kadar şu an şey olduğum ki sizin 4 saatiniz o kadar kıymetli. Akrayla ilgili elinizde Mustafa. Böyle bir bilgi notum var. Kesinlikle. Hepimizle alakalı var. Bir de şey var. Doğru zaman doğru şaka önemli. Banka TikTok sevmiyormuş beyefendi. Benim banka TikTok fazla sevmiyormuş. Müziği bitirmiş. TikTok sevmiyormuş ama TikTok kullanıyor. Çaktırmadan bakıyor yani. Ne var ne yok diye. Tabii size bakıyordur. O TikTok'u da konuşalım. Bir ara hepimizle ilgili bilgi notu var mı gerçekten? Ama bir şey söyleyeyim. %100. Hepimizle ilgili. %100. Gerçekten benle ilgili ne demişler? Mehmet Akif Ersoy. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler. Eşiniz bizim hasta bir Galatasaraylı. Onun için Pınar Hanım'ı kutluyorum, tebrik ediyorum. Aynı zamanda bir şey söyleyeyim yani. Galatasaray Lisesi mezunu ve seni almış abi. Fenerbahçelileri göreyim. Bak bir şey söyleyeyim. Alkışlayın arkadaşlar bari. Enteresan bir şey bakın. Beşiktaş'la. Mehmet Akif'in Kaddafi ile yaptığı ölümünden sonraki son röportaj. Bu büyük bir başarı öyküsüdür. Gazetecilik öyküsüdür. Ve gerçekten çok Kaddafi ile o ortamda röportaj yapması büyük bir alkışa değer. Çok teşekkür ederim. Vallahi sanmıyorum. Yalnız bir şey var bak. Çok enteresan bir şey var. 2015'te... Diyanet İşleri'ne bakan müşavir olmuşsun. Evet, başkan danışmanlığı yaptım basınla ilgili ve Orta Doğu'yla ilgili. Tipini hiç Diyanet falan da göstermiyor mu? Aferin, nasıl olmuş? Orta Doğu benim... Şöyle, Orta Doğu'yla ilgilendiğim için ben bu arada ciddi bir iş yapıyorum biliyorsunuz. Yani bu alanda bir 7-8 sene o coğrafyada çalıştığım için o coğrafyayla ilgili... Bak çok enteresan yaptım. Bir şey söyleyeyim. Başka ne var enteresan? Mir Baran diye bir çocuk. Mir Baran. Mir Baran. Şanlıurfalı, bu hiperaktif bir çocuk Mir Baran. Seni herkes adım adım takip etmiş, sana beni. Bakmış ve seni müthiş her hareketini, nerede okumuşsun, ne yapmışsın, bunların tamamını bana Mir Baran diye. Allah Allah. 12, 13, 14 yaşında bu evlat ve bu anlattı bana hepsini. Baran numarasını verirseniz arayıp tanışmak isterim. %100 tanıştırmak istiyorum. Mir Baran. Reyhan Karaca ile ilgili notunuz var mı? Reyhan Karaca. Ben kendimle ilgili daha fazla sormak istemedim. Ne Reyhan çıkacak? Karaca, bak bir şey söyleyeyim. Bu memlekette şöyle bir yarış olur. Kasımpaşa ile Feriköy'ün yarışı olur. Feriköy'lü kolay değil. O gerçekten benim canım ve ciğerim. Özellikle doğada yaşayan canlılarla ilgili. Benim kurduğum hayvan hastanesine geldi baktı. Evet. Kısırlaştır yerinde yaşat projeleri yaptım. O yaz geldi. 40 derece sıcak var. Kap bizden, su sizden projeleri yaptım ve hepsine önemli, destek çok verdim. Önemli. Ve hepinizden ricam doğada yaşayan kedilerimize, köpeklerimize %100 sahip çıkalım. %100. Peki. Başkanım teşekkür ederiz. Bu 90'lar akımı bir şey başlamış. Instagram'dan başladı evet. Evet ya. Onu o yapan Instagram'da var mı? Öyle bir şey oluyor ya. Akım oluyor böyle bir yaşlandırma akımı gibi değil mi? Bir dönem o vardı. Herkes kendini yaşlandırıp paylaşıyordu. Şimdi herkes 90'lar halini. Biz sana yaptık. Yaptınız mı? Hangi uygulamayla? Ben yapmadım. Yaptık. Bakabiliriz birazdan. Bakabilir miyiz arkadaşlar? Onu bir hazırlayalım. Baturay'a iki şey yaptık. Bir onu yaptık. Bir de birazdan izleyeceğiz. Söylemek istemedim. Yok yok hayır. Öyle şey bir olay yok. Bizim buradaki zaten mevzumuz kimseyi üzmeden buradan göndermek. Dolayısıyla rahat ol kardeşim. Yok. Bazı sorular hazırlamışlar mesela sana. Aman Allah'ım baktım dedim ya ne yapıyorsunuz? Ekip beni seviyor diyebilir miyiz? Evet. Seni seviyorlar. Arkadaşlarmış ama öyle sorular hazırlamışlar ki dedim yani bunları sormayalım. Cevaplamam. Bu kadar. Öyle baklar mı? Cevaplarım. Kaçmam ben Mustafa Bey, ben cevaplarım. %100. Ben her şeyi söylemiştim. Efendim burası demokrasi meydanı. Sanırım burada rahat konuşabilirsiniz. Evet çocuklar. Rahat olun.
Mustafa Sarıgül'ün kitabı olduğunu biliyor muydunuz? Yok. Kitabı olduğunu biliyor muydunuz? Arkadaşlar, ben hediye kitabımı alayım sonra şu faturayı 90'larını izleyelim. Ne eksik, ne bir eksik, ne bir fazla. %100 Sarıgül, okumanı rica ediyorum. Şöyle de bir yazı yazdım. Beyefendiyle daha tabii sohbetimiz birinci katta, dördüncü kata çıkmadığı için biraz da resmi yazdık. Sevgili Mehmet Akif Ersoy'a sevgiyle yazdım. Biraz daha samimi olursak daha başka bir şey yazmam lazım. Ne yazardınız biraz daha samimi olsaydık efendim? Ne yazardım biliyor musun? Derdim ki yaptığına inan ve inandığını yap. Tozla eyvallah, dumanda kalma. Tozu dumana kat. Şey diyeceğim. Acıyor yalnız. Gerçekten vuruyormuş. Sert vuruyor. Gerçekten sert vuruyor. Vuruyormuş. Sert vuruyor. Çok teşekkür ediyorum kitap için. Niye sert vuruyorum? Etrafı dağlık, ortası bağlık. Rüzgarı sert, delikanlısı mert yarın. Şu 90'larda Batura'ya bakalım. Bakalım abi. Haydi bakalım. Buyurun gelsin. Şuradan mı geliyor? Oraya mı geliyor? Gelmiyor. Şimdi... Ay. Oo. Tam profesör burada. Aa bu. Güzelmiş bu. K-popçu gibiyim buna. Ay ben üniversitede buna benziyordum zaten aşağı yukarı. Bu. Aa bu hiçbir George zaman. Aa George Michael. Bu... Evet. Evet. Bu başka birine benziyor. Bana değil. Survivor Semih'e benziyorum orada. Bu poz hoşuma gitmedi. Fotoğraf neyse de bu poz çağrışımı hoş değil. Bir tek bunu benim yaptınız. Siz bakmak ister misiniz? Sizde. İsteriz tabii. Tamam, Reyhan Karaca'ya da bakalım. Onu da hazırlayalım arkadaşlar. Reyhan Karaca'ya da bakalım. Sonra bazı sorularımız geldi. Var. Bravo, bravo. Çok güzel. Bu neden mesela kadınlarda böyle oluyor da erkeklerde... Ay kediyle çok kediyle güzel olmuş. Erkek. Çok beğendim. Erkeklerde niye itici oluyor bu kadar? Aa bu da çok güzel. Bunu hangi program? Modası kadınlara çok iyi. Bunları verelim size. Evet. Reyhan bunları verelim. Sen bunları paylaş. Paylaşırım gerçekten verirseniz. Aa çok güzel. Çok güzel. Ama ben 90'larda böyle giymiyordum ya. Ay kıyafetler zaten tamamen. Her konsept var. Ben en çok gerçekten Mustafa Sarıgül'ü merak ediyorum. Ay ben de merak ediyorum. Bunları unutmayın bana vermeyi. Çok tamam, güzel. Tamam bunu size verelim. Bu 90'lar Instagram'da herhalde yapılıyor. Herkes yaptı mı bilmiyorum. Ben hiç Instagram kullanmayı beceremeyenlerdim. Aa Mustafa Sarıgül. Mustafa Bey 90'larda siz görüyorsunuz. Görüyorum. Burada rockersınız burada. Ya bir saz koysaydın bari bize kardeşim. Gitardan biz ne anlarız ya? Budur ya gerçekten. Top sektirirken. Aa, bu var bu var. Şişli Gençler Birliği'nin sağ bek oyuncusuyum. Vay. Çok güzel. Ben hiç gözlük kullanmadım biliyor musun? Hiç gözlük kullanmadınız. Ya papya falan bize yakışmaz. Biz Can Erzcan. Siz kravatçıymışsınız efendim. Biz deyiz. Öyle duydum. Farklı bak. Çok güzelmiş bu da. Vay ooo. Bir şey söylediler sizle ilgili. Geçen hafta Ankara'daydım. Yine siyasi... İşte mülakatlar vesaire. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı isimlerle sohbet ettik. Dedik Mustafa Sarıgül'ü misafir edeceğiz. Dedi ki kravat takacaksan dedi mutlaka dikkat et kravatına dedi. Düzeltir. Düzeltir ve bu kravat mı? Yakışmıyor. Bu yani kravat kalitesinden anlıyor musunuz? Evet, evet. Bakıyor musunuz? Ya şöyle aslında ben bunu direkt şeyden Faruk Süren'den öğrendim. Faruk Süren başkanımız Galatasaray'ın başkanıydı. Ben 5 sene yönetiminde bulundum. O 4 sene üstte şampiyon olduğumuz sene yöneticiydim. Bilmeni istiyorum. Eşiniz hanımefendi bilirler. Hacı, Popescu, Tafereli, İliyeli o transferlerde hep ben vardım. O bir İtalyan tarzı bir bağlama. Önemli. Mesela ben kravatı içine sokmamış. Aynı eşit olması lazım. Şimdi sana geliyoruz ya bunun kravatla gelmedik. Gittik var. Masrafa gittik bir de bunları aldık. Gerçekten bu vallahi, arada geldiğiniz için satın mı aldınız kıyafeti? Öyle dedi de çünkü. Gömleğin dışındaki bu pantolonla bu kazada bugün aldım vallahi. Bu programa bu çoraplar da bak uzun aldı ki şurada yarım Erzincan işi olmasın diye yani. Şeyler gözükmesin diye yani. Tamam.
Hatıra olarak 5. gece anısına saklıyorum. Evet, çok mutluyum. Efendim. Ya bu arada kıyafet demişken, ya sürekli Kaddafi meselesi açıldı. Niye açıldı bilmiyorum. Kaddafi röportajdan sonra bana kıyafetlerinden bir hediye yapmıştı. Kendi kıyafetlerinden vermişti. Ben adamın öleceğini hiç düşünmedim. İstanbul'a geldim. Bir abim var, Erol abi, kulakları çınlasın. Dedi ki ya bana hediye eder misin? Ben de olur abi dedim, verdim. İnşallah saklıyordur abi. Şimdi müzede olur, doyandırsaydı. Müzede olurdu yani. Kitabı da hediye etti bana ama onu da imzalatmayı unuttum mesela kitabı. Hiç aklıma gelmedi yani öyle bir şey olacağı. Efendim, sizinle ilgili birkaç soru sormak istiyoruz size. Baktık böyle arkadaşlarla, dedik ki ya Reyhan Karaca, tamam müzik kariyeri, ne soracağım Reyhan? Ya inşallah o değildir yani. Ne değildir? Yani işte şöyle... Kesin odur. Ne oluyor ya? Belli bir soru var, o mu? Konu. Her yerde çıktı, işte o yüzden televizyonlara çıkmaya ara verdim ben, sürekli bu soruyu verdim. O ondan ara verdiysen sormam. Yok, rahat ol. İstemiyorsan sorma. Ya canım burada artık canlı yayında. Neyse. Olan oldu. Neyse, falımız olsun, çıksın halimiz iyi. Ne o soru? İşte tam 3 harflilerle ilgili. 3 harfli değil ya, 5 harfli. 4 harfli. 4 harfli. 3 harfli mi? 3 harfli değil mi? Cim falan mı? Abi neden bahsediyoruz şu an? Evet abi. Ha doğru ya. O da 3 harfli. Ekran başına da geriliyor insanlar. O da 3 harfli ya, doğru. UFO abi diyeceksin. Evet, onu mu söyleyeceksin? Ben uzaylı olarak düşündüğüm için uzaylı... Biz de uzaylıyız canım o yani. Uzaylı 6 harfli. Batıray. İngilizce düşündüm. Uzay dedim, uzay. Uzay dedin. O da 4. O alien dört demek istedi belki. 5 ne o zaman? 4 dedim ya, sonra düzelttim. Matematik kötü kardeşim. O kadar kötü. Nedir? Soru ne? Ben merak ettim. Konu ne? Biz anlaştık. Öyle mi? Tamam o zaman. Baturay... Sonra ne atalım? Ver cevap ver. Hayır, şöyle baktım dedim ya, bu uzaylı meselesi. Ya bu kadar meraklandığınız soru nedir kardeşim? Soralım, şey, ekranın başında herkes içinden saydırıyor bize. Yok, saydırmıyordur. Hayır. Neydi bu diye. 90'lar sorusu soruyorum. Peki. Ne bu 90'lar merakımız bizim? İşte onu... Şöyle söyleyeyim yani, aradan geçmiş onlarca sene, şarkıların büyüsü var, şarkıcıların büyüsü var, sahnenin ayrı bir büyüsü var. O yüzden kimse vazgeçemiyor çünkü kalite var, duygu var, iyi müzik var, üstüne yeni bir şeyler, onu aşacak bir şeyler gelmediği için hala 90'lar star yani. Yani şu anda öyle şeyler öyle değil mi? Bana göre 20 sene sonra bakmak lazım. Hani şimdi çıkan bir şarkıya... Yoksa hep böyle bir eskiye özlem duymayla ilgili bir konu mu? 90'lı yıllara özlem duyuluyor. Herkes duyuyor. Kıyafetinden, fotoğrafından, temizliğinden, ne bileyim işte sosyal medya olmamasından, daha hümanist yaşamamızdan, cep telefonları bile yeni çıkmış, düşünebiliyor musunuz? Herkes birbiriyle temas halinde konuşabiliyor. Şarkılar da onun samimiyetinde çıktı o zaman. Sosyal medyayı neden saydın Reyhan? Ya sosyal medya bence birçok şeyi çok değiştirdi. Yani iyi kullanan da var ama kötü kullanan da var. Yani duyuyoruz işte sosyal medyada dönen dolandırıcılıkları. İlişkiler de o yüzden yürümüyor. Bilmiyorum, siz de aynı fikirde misiniz? İlişkiler de sosyal medya yüzünden. Orada alkışlı da arkadaşımız. Evet. Her şeyi gösterir olduk. Yani hiç gizli kapaklı hiçbir şey kalmadı. Aranızda hiç Instagram, Facebook, Twitter kullanmayan var mı? Hiç kullanmayan. Ben niyetliyim. Hiçbiri yok mu? Niyetliyim. Yemek mi yiyorsunuz şu an orada? Hayır, mikrofon vereceğim, niye kullanmıyorsunuz diye. Niye kullanmıyorsunuz? Efendim? Zaman alıyor diyor. Hayır, zaman alıyor. Zaman alıyor. Sadece bunun için. Hiç kullanmadınız mı? Tebrik ediyorum sizi. Başka var mı? Hepiniz kullanıyorsunuz değil mi? Herkes bir anda suçlu hissetti. Herkes birbirine bakıyor. Koca stüdyoda bir kişi var kullanmayan. Reklama mı gideceğiz? Birazdan gideceğiz. Tamam, birazdan reklama gidecekmişiz. Siz biraz çok sonra, iyi bir sosyal medya kullanıcısınız. Evet. Değil mi? TikTok çekme. Çalışıyorum. Şu anda arkada 150 kişilik bir ekip var. Bu çalışmaları yapıyor. Bunların tamamı gönüllü. Şu anda onlar bizi izliyorlar. Buradan çıkan her kelimeyi planlıyorlar. Burada sosyal medya kullanmıyorum demek apolitik bir şey.
sosyal beyefendi sosyal medyada kullanmıyormuş. Allah senin canını almasın. Sanki çok önemli bir iş yapıyormuş. Olay şu. Önemli olan zamanı verimli kullanabilmek. Hangi saatlerde kullanıp kullanmayacağına bakabilmek. Örneğin mesela yatak uyumaya gittiğiniz zaman yatakta onun olmaması lazım. Evet. Neden olmaması lazım? Radyasyon. Onu biraz sonra anlatacağım ben size. Bir ne göreceksiniz daha sonra anlattığımızı. Tamam. Reklam arası. Aradan sonra bu dedi. Onvo'nun sunduğu 5. gece devam edecek. Onvo'nun sunduğu 5. gece devam ediyor. Şimdi ben reklam arasında misafirlerimize sordum özellikle. Hani ilk bölümde de dedik ya, biz böyle keyif alırsak muhabbetten, buradakiler keyif alırsa ekranları başında izleyen siz değerli kıymetli izleyicilerimiz de keyif alır diye düşünüyoruz dedim. Umarım keyifli geçiyordur. Bir videomuz var, VTR'miz var. Çok kısa. Onu izleyelim. Sonra bir de sürprizimiz var. Sana bir şey söyleyeyim bak. Bir restoranta gittiğim zaman o restoranda tulum peyniri yoksa yemek yersem Allah belamı versin. Ya çok pahalı ama bak. Yok kardeşim. Tulum peyniri, Erzincan peyniri yoksa tulum peyniri o restoranda arkadaşlar oturmayın. Evinizde tulum peyniri var mı şu an? Gel göstereyim. Yok gel. Başkanım gördüm ben, gördüm başkanım. Niye söylüyorsunuz bunu? Gördüm başkanım. Sen benim iddia mı yapacaksın? Yok başkanım, takipçilerimiz de gördüm başkanım. Bak sana bir şey söyleyeyim evlat. Bir Erzincanlı'ya her şeyi yaptırabilirsin ama yalan söyletemezsin. Bir Erzincanlı'ya her şeyi güzellikle yaptırabilirsin ama hava atarak, cakaz atarak bize bir şey yaptıramazsın. Başkanım. Bu nedir efendim? Manisa. Anlamadım. Manisa. Anlamadım. Nedir? Manisa. Hanımefendi, tulum peynirinin özü sözü Erzincan'dır. Erzincan'ın tulumunu size kaptırmayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geliyorum. Evin ihtiyaçlarını alıyorum. Tabii ki öncelikle Erzincan'ın tulum peyniri, tulum peyniri, tulum peyniri. Siz İtalyan peynirlerine güle güle hoş geldin Can Erzincan'ımın tulum peyniri. Ben tebrik ediyorum. Ben Erzincan'ın sana tulum peyniri getirdim. Bu tulum peyniri yiyeceksin ve sırtın Allah'ım izniyle hiçbir zaman yere gelmeyecek. İstanbul'da dostların sofrasındayım. Ama bakıyorum hala Erzincan'ı üzülerek söylüyorum ki kavrayamamışlar. Erzincanlı masada tulum peyniri olmadan bu sofraya oturur mu oturmaz. Yalnız o çektiğimizin bir tanesi 2 sene önce çekilen ve Manisa'da çekilen, o zaman ben Erzincan'a milletvekili olacağımı bilmiyordum. Benim son dakikada Erzincan benim için bir sürpriz oldu. Ya o arkada böyle biri var, çok bu videoları çeken. Ona çok kızıyorsunuz. Kim o? O fırçayı yiyen sürekli. O sorular soruyor. Burada mı? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim bak, bu enteresanmış. Bu çok enteresanmış. O arkadaşımız bilgisayar mühendisi. Bana geldi 2 sene önce de ki siz sosyal medya. O güne kadar da TikTok'tan haberim varsa Allah canımı alsın. Ne TikTok biliyorum, ne bir şey biliyorum. Fazla bir olayım yok. Ve dedi ki siz bu işte anlamıyorsunuz dedi ve gitti. Tam pandemi koşulları oldu. Ben gittim, o çocuğu evinde buldum. Ve dediler ki Mustafa Sarıgül geldi. Hemen almış. Oradaki bekçi arkadaş beni aradı. Ümit diye bir çocuk dedi ki ben kabul etmiyorum, görüşmek istemiyorum. Hanımı Allah razı olsun bana dedi ki bir dakika olur mu öyle şey? Bizimki dedi deli benim eşim dedi. Lütfen yukarı gel dedi. Ve o evlat, ben TikTok çekimine o beni başlattı. Benim çocuklarım dahil olmak üzere herkes, babacığım lütfen bunu yapma. Benim Ayşen Az ve Azda torunlar, lütfen TikTok'a girmeyelim. Gülüş duruma düşüyoruz, yapmayalım. Ve ben onu dinledim, devam ettim. O içeriklerle birlikte de gerçekten Türkiye'de birçok konuyu dile getirdim. Son derece mutluyum. O Ümit hiperaktif bir çocuk, uyumaz. Mesela bir sabah beni arıyor. Erzincan. Gitmeyin efendim, gitmeyin. Erzincan'dayım bak getirin. Beni arıyor bak. Bak bu nasıl oluyor? Burada içerik önemli, içerik.
Üniversite öğrencileri var. Bana sürekli içerik gönderiyorlar. Saat 4'te beni aradı. Başkanım dedi, ben içeriği buldum. Nedir evlat içerik? 40 derece sıcak. Can Erzincan'da yanıyorum. Dedi ki, başkanım bir şemsiye alacaksın ve Erzincan meydanında şunu çekeceksin. Ne çekeceğim elan? Diyeceksin ki, bu şemsiyeyi ben güneş için tutmuyorum. Ya zam yağmurları için tutuyorum. Zam yağmurlarından korunmak için bunu tutuyorum. Ve 12 milyon izlendi. 12 milyon izlendi. 12 milyon. 12 milyon izlendi. Bakalım bu ne kadar izlenecek? Evet. İzleyin, çok izlenecek. Tulum peyniri getirdik. Bakmadan hangisinin Erzincan tulum peyniri olduğunu anlayacak mısınız? Vay 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 vay. Hiç. Direkt şu. Direkt o. Müthiş bir sürpriz. Neden? Yok. Bu çok değişik. Mesela bu değil. Değil mi? Değil. Direkt bu dediniz. Şey yapmadım. Birlikten sonra tadını alamadım. Ay çok zor bir soru. Bu da değil. Bu iş değil. Bu. Başkanım şaşırtmacalı olabilir. Çok farklı. Bunu 1200 kilometre yukarıda tam bu mevsimde yaparsanız farklı. Haziran'da yaparsanız farklı. Mayıs'ta yaparsanız farklı. Gerçekten çok farklı ve burada... Başkan ben burada... fırça yememek için şimdi sadece gösteriyorum. Vay vay. Bir dakika vay. Ne çıktı? Vay vallahi bu Konya çıktı. Konya. Ama bunların hepsi yapmacık. Vallahi değil. İnan ki değil. Gerçek tulum peyniri bu değil. Bir de bizimkini yiyelim abi, getir. Getir bizimkini yiyelim. Bak bunu tenekeden TR'ye yazmışlar Konya. Hiç alakası yok. O sıcakta Konya'da tulum peyniri olmaz. İzmir sıfır ihtimal. Ama... Olmaz, hiç mümkün değil abi. Vallahi bile. Abi Çorum'a nereden gelmış tulum peyniri? Tulum peynirin havası varmış abi. Bunlar hepsini iptal ediyoruz. Erzincan'ı getirir misiniz? Bunların hepsini iptal ediyoruz. Can Erzincan'a getiririm. Vallahi değil. Beril Erzincan tulumu vardı değil mi? Geldi biraz önce. Arkadaşlar bakın nerede? Bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin markalaşması lazım. Mesela tulum peyniri Türk Standart Enstitüsü'nden alması lazım. Erzincan'da artık İzmir'de orada burada olmaması lazım. Bir bakıyorsun böyle bir şey olmaz. Bir ülke markalarıyla güç kazanır ve Can Erzincan'ın tulum peyniri işte bu geldi ve budur doğrusu. Doğrusu budur. İnan oldu mu şimdi? İnan farklı. Gerçekten son gerçekten derece farklı. Farklı mı? Ve başka bir şey söyleyeyim. Ben nasıl bugün bir ülke markalarla güç markamızsa gerçekten nasıl bir gurur önemli bir markamız. Eskiden Singapur Hava Yolları vardı, İsveç Hava Yolları vardı, Hollanda Hava Yolları vardı. Baktığınız zaman Can Erzincan'ın tulum peyniri o menüde var. İşte ben bundan dolayı da gurur duyuyorum. Evet, evet. Teşekkür ederim. Evet. Şöyle yaptık bu mevzuyu. Tulum peynirlerini müthiş aldık. Ben dedim ki, müthiş. Tadına baktım. Dedim ki bu Erzincan tulumu dedim direkt olarak. Yani doğrudan Erzincan tulumunu buldum. Dedim ki bunu ben bu kadar kolay buluyorsam Mustafa Bey hayli hayli bulur. Evet. O yüzden... Erzincan tulumu koymayalım dedim araya. Doğru. Güzel bir tuzak kurdular sonra... bana. Ama baktım alamadım tadını. Gerçekten zaten biri alamadığında evet, şey dediniz. Yok değildi. Bu değil dediniz. Evet. Sonra üçü arasında en çok benzeyenini. En çok benzeyen. Evet. O Konya mı? Konya en çok benzeyeni. Diyor iptal ediyorsunuz. Ya 15 şey Ekim'de de Konya'da. Ben bunu bak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi vereceğim. Markalaşmayla ilgili. Bakın bir şey söyleyeyim. Dünyada önemli markalar var. O sahte markalar olduğu zaman onu buluyorlar ve çıkarıyorlar. Tulum peyniri Erzincan'a özgü öyle bir şeydir. Öyle de diyelim ya sahte. Vallahi öyle. Mümkün değil abi. Böyle bir şey olabilir var, mi? Bizde var. Hayır hayır. Erzincan tulum peyniri diye her tarafta satıyorlar. Konya'yı getirip Erzincan'a satıyorlar. Bunu ben doğru bulmuyorum. Yani bir markalara sahip çıkmak lazım. Mesele o yani. Ben birkaç soru sormak istiyorum bu bölümde. Bir oyunumuz da var. Bu arada başka paketlerimiz de var. İnşallah süremiz yeter. Belediye başkanlığınız döneminde... Siz başınıza gelen en tuhaf, sizden istenen en tuhaf şey mesela neydi? Komik de olabilir. Komik olursa tercih ederiz. Ya herkese anlattınız. Ya şöyle bir olay geldi başıma dediğiniz bir şey var mı? Ya belediye başkanlığı döneminde benim en çok duygulandığım,
Duygulandınız ya, değil. Gece. Ya başım önemli bir olaydır o da. Niye? Yani mesela Ramazan ayı ben sahurda erzak dağıtıyorum. Kendim bizzat dağıtıyorum. Bir tane amca var. Dedim ki amca hayırlı sahurlar diliyorum. Ağlamaya başladı. Dedim ne oldu amca? Yavrum dedi ben emekliyim dedi. Ben nasıl hacca gideceğim dedi. Böyle bir imkanım yok dedi. Ertesi gün sabahleyin saat 10'da Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Hocam'ı aradım. Kendisinden kontenjan aldım. Ve o amcayı direkt ben hac görevini yapmak üzere gönderdim. Sıraya gitti, girmeden mi? Evet sıraya girmeden. Özel şey aldım. Özel rica ettim. Vallahi özel rica. Yok öyle değil. Bak o %100 ihtiyaç sahibiydi. %100 ihtiyaç sahibiydi. Ben onun için o şeyimi kullanmış oldum. Ama onun için o çok büyük bir mutluluktu. Büyük bir enerjiydi. Ekonomik durumu müsait değildi. Oraya gidebilirdi ve devam ettik. Hiç tuhaf bir istek geldi mi? Çok tuhaf. Bu nedir dediğiniz bir şey oldu. Tuhaf istekler ya tuhaf gelmedi aslında. Yani ihtiyaç sahibi isteklerdi. Bana genellikle. Öyle bir istekten bahsetmiyorum aslında. Anlıyorum. Biraz daha böyle ya bu nedir? Böyle şey mi olur dediğiniz, güldüğünüz ya da çok şaşırdığınız bir şey oldu mu? Ya çok var. Hangisini anlayayım? Şu anda aklıma gelmiyor. O mesela başka bir şey söyleyeyim. Bir tane trafik kazası oldu. Gittim. Önde trafik kazası var. Hemen durdum. Bir kırık var. Genel Müdürüm Abdülkadir Bey devam etti. Akşam geldi. Alçıları yapıldı ve dedi hastayı evine Kadıköy'e bıraktık. O ben teşekkür edeceğim zannediyor. Peki dedim onu bıraktın da. Peki o şoför arkadaş nerede dedim çarpan arkadaş. Dedi ki o karakolda. Peki dedim onu niye karakoldan çıkarmadık? Adam trafik kazası yaptı. Ve gittik tekrar o adamı da karakoldan çıkardık. Yani çarpanı da karakoldan çıkardık. Bizim oradaki görevimiz hem yaralıya destek vermek hem de çarpana destek vermek trafik kazası. Ve son derece mutlu olmuştum. Erzincan'a gittiğim zaman onun bir dayısı geldi dedi ki vallahi ben hayatımda sizin partiye oy vermedim ama ilk defa oy vereceğim. Ne oldu? Dedi ki böyle böyle benim yeğenim trafik kazası yaptı ve siz onu karakoldan çıkardınız. Yani bir şey yaptığınız zaman önünüze mutlaka çıkıyor. Şimdi Reyhan Karı, her gün tıraş oluyor musunuz? Öyle bir şey söylediler size. Her gün bana tıraş oluyorum, kendim de tıraş olamıyorum. Saç tıraş oluyor musunuz? Yok. Her gün benim bir tane lüksüm tıraşım. Ben nereye gidersem kendi berberim, hallim var. 45 yıldır benimle beraber ve dünyanın her tarafına gelir. Hatta Amerika'ya gidecektim, bir toplantım vardı. Amerika Büyükelçisi'ne münasebette bulunduk vize almak için. Baş danışmana diye dediler ki bu adam İngilizce bilmiyor, Fransızca bilmiyor. Adam ilk oldu, nasıl danışmanı diye bir tıraşım ne benim? Baş danışmanı mı yani? Her gün tıraş olur. Mesela bugün senin programına geleceğim diye hiçbir yere çıkmadım. Akşam saat 6.30'a kadar dinlendim. Hanımefendiyle kardeşimin yayınlarını izledim. Sizlerle ilgili detaylı bir şekilde bilgi aldım. Seninle ilgili bilgi almışsam ben Kaddafi'yle yaptığın son röportajı nereden bileceğim? Hangi okul nereden bileceğim? Hanımefendinin Galatasaray Lisesi mezun olduğunu nereden bileceğim? Olay şu, benim görevim her şeyi bilmek değil, en iyi bilenlerle çalışmak. Amerika'ya berberinizle mi gittiniz? Amerika'ya da berberinizle gittiniz yani. Evet, kesin. Vallahi enteresan bir şey. Evet. Reyhan, sana böyle bugüne kadar aldığın en ilginç, en tuhaf mesaj neydi diye sorsam, hatırladığın bir şey var mı? Yani şöyle şeyler geliyor genelde. İşte hatırlar mısınız 10 sene evvel bir Köln'de bir konserde fotoğraf çektirmiştik deyip yanıma geliyorlar mesela. Tanımımı bekliyorlar. Ne diyorsun onlara? Ya önce tabii hani tanımaya çalışıyorum. Cevap veriyor musun? Veriyorum tabii veriyorsun. Ki. Veriyorum. Gelen her mesaja cevap veriyor musun? Yetişebildiğim kadar veriyorum. Veriyorsun. Mutlaka vermeye çalışıyorum. Yani kaçırdığım varsa özür diliyorum herkesten ama elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Aktif misin sosyal medyada? Evet aktifim. En çok hangisini kullanıyorsun? Instagram kullanıyorsun. Evet. Ve genel olarak herkes öyle galiba. Evet yani genelde herhalde en çok. Elimde olsa ama kullanmazdım onu da söyleyeyim yani. Neden? Neden? İşte dediğim gibi her şeyini paylaşmak, işte o yemekleri görmek, insanlar nerede yiyor, nerede içiyor, nereden alışveriş yapıyor, hangi markalar. Bu kadar fazla sosyallik. Çok iyi gelmiyor. Ben daha izole yaşayan biri olduğum için orası bana fazla şey geliyor. Böyle hani böyle 7/24 magazinin içindeymişim gibi hissediyorum. Böyle bir yere gittiğinde tanındığını düşündüğün. O rezalet. Onu anlatır mısın bize işte? O çok rezalet. Bir gün böyle yemekte oturuyoruz bir iş toplantısında. Karşı masadan biri dikmiş gözünü böyle bakıyor falan. 1-2-3-4 falan döndüm. Bir şey mi var dedim. Yok dedi birine benzettim. Dedim kime benzettiniz? Unuttum kendimi.
tanınmış olduğumu unuttum yani. İşte Reyhan Karaca'ya benziyor. Yani o benim dedim. Onun için bakıyorum dedi. Rezil rüsva tabii yani hani insan kendini bazen gerçekten hani 35 senedir bu işi yaptığım için arada bir trak geliyor ve unutuyorum. Tersi oldu mu hiç? Tanındığını zannettiğin ama... Bana oldu. Ne oldu anlatır mısın? Bir gün ben işte açık mikrofonları da sunuyordum öncesinde böyle çok fazla stand-up etkinliğinde. Böyle tanınıyorum da nasıl bir tanınma? Instagram'dan 20-25 bin kişi takip ediyor. Çok nadir fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bir gün böyle mekanın önünde 3 saat var gösteriye. Böyle duruyorum. İki tane kız geldi dedi ki fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Ben de tabii dedim ya dedim. Aldım telefonu böyle. Arkama geçirdim. Bir baktım yüzleri düştü dedim. Ne oldu dedim ya. Dedi ki bizi çeker misiniz dedim dedi. benim geldi. Ne kadar saf, ne kadar salak bir de açıklamaya çalışıyorum. Tamam ben sizi çekeyim dedim. Döndüm kızları çekiyorum. Bir de açıklama çıkıyor. Ya ben de komedyenim de işte çok tanınmıyorum aslında. Tanıdıkları zaman böyle şey yapıyorlar falan. O kadar nasıl anlattıysam kız sonunda onu çektikten sonra şey dedi. O zaman birlikte çekinelim bir de. Kıyamamış. Çok mutsuz bir üçlü bir fotoğrafımız var. Ben böyle çekinmişim. Bir tek ben gülüyorum böyle fotoğrafla. Benim başıma böyle bir şey gelmişti. Şey çok garip bir şey yani böyle tanındığını düş... O daha kötü bence. Çok evet. Tanındığın sanırım. Böyle biri ben bana bakan bakıyor. Herkese selam veriyorum mesela. Ama sen abi sen televizyondasın sen biliniyorsun. Biz sosyal medyada... Şunu diye olabilir yani birisi tanımıyordur. Mesela niye selam verdiğini selam vermek iyi bir şey diye düşünüp veriyorum artık. Evet metrobüs dedin. Ya biri bakıyordu ben de ona baktım. Şimdi kavga da çıkar oradan bak. Ya evet zaten ben şimdi ne kadar tanındığımı da bilmiyorum. Çok evden dışarı çıkmıyorum. Ev gösteri. Arada böyle çıktığım zaman hep öyleydi zaten. Biri bana böyle metrobüste bakıyordu. Ben de ona bakmaya başladım böyle. Ben Ankaralıyım arkadaşlar. Yani 3 saniye kuralı var. Biri 3 saniye fazla bakarsa sen de hayırdır kardeş falan diye. Ben de ona bakıyorum. Böyle bir kilitlendik metrobüste. Böyle bir göz dansı yapıyoruz valsi. O bana geldi. Ben ona geldim. Abi de sen yerli ve kirli misin dedi. İsmimi de hatırlamadı. Yani sana şey demek gibi. Sen haber misin abi falan gibi. Onun bir şey oldu. Sağ ol. Teşekkür ederim. Yok sağ olsun. Şöyle bir yapalım. Böyle bir şey olamaz. Baterist Erzincanlı bu arada. Oo, aa Erzincanlı mı? Tabii. Gerçekten Erzincanlı. Bateristimizi bizim bir cam çerçevenin içine almışlar ayrıca yani orada. Görüyor musunuz şu anda? Bilmiyorum. Öndeki korunaklı bir alan yapmışlar. Orkestra sağlıklı duysun diye o. Orkestramıza da böyle kocaman bir alkış alalım. Çok şükür. Yoksa bunu yapmayı bırakabilirler. Şimdi bir gün ben enteresan bir şey geldi. Bir gün Hürriyet Gazetesi'nin... Sizi aşağı... tanıyordur herkes. Yok. Ben tanısın da ben selam veririm. Tamam, ben Hürriyet Gazetesi. Ben bir yere girdiğim anda tanısın tanımasın herkesle konuşurum, herkese selam veririm. Gençlerin ya da bir başkasının beni tanımak zorunlu yok. Benim kendimi onlara tanıtma mecburiyetim var. Bir yere gittim bugün, ben enteresan bir şey. Gittim. Hürriyet Gazetesi'nin o zaman aşağıdaki bir restorantı var. İşte sordular. Siz işte her gün kuaför geliyor, tıraş oluyoruz, berber geliyor vesaire. İşte giyim kuşam falan bilmem ne. Bu arada Ertuğrul Özkök bana dedi ki yani siz dedi metroseksüel misiniz? Dedim ne alakası var ben Erzincanlıyım kardeşim hasta mısınız? Ne metroseksüel? Ben Erzincanlıyım dedi. Ondan sonra geçti. Ertesi akşam Cem Yılmaz'ın bir programı var. Ya kardeşim diyor, Sarıgül'e soruyorlar işte sen giyimin, kuşamın, berber, kuaför vesaire her gün ama yani sen metroseksüel misin? Yani her gün iyi mi giyiniyorsun, bakımlı mısın? Adam tabii metroseksüele diyor ki hayır, ne alakası var ben Erzincanlıyım. Yani. Sen büyük Erzincanlısın. Erzincan'a her duyduğunda tuş yapıyor fark aferin, ettiniz aferin. Mi? Aferin. Tulum peynirini hak etti. Ya herkes Erzincanlı gibi bir durum var. Ben ya. Şunu bir düşündüm yani acaba Mustafa Sarıgül burayı da örgütleyip öğrencileri ve arkadaşları kendisi seçip böyle bir şey yapmış olabilir miydi? Bir düşündüm. Ben sizden... Benim bir arkadaş var Cengiz Avcı diye bir arkadaşım var diyor ki
Abi diyor ya bu Erzincan bugüne kadar neredeymiş ya diyor. Benim bir arkadaşım bana yazıyor ki yurt dışında. Bu Erzincan yeni bir ülke mi? Nereden çıktı başımıza? Hakikaten çok duymaya başladık. Baturay'ı evet. biraz tanıyalım evet. VTR'si var. Beni biraz tanıyalım VTR'si yani var. Baturay ne yapıyor? Evet. Daha fazla tanıyalım Baturay'ı. Olay çıkmasın metroda, dışarıda, sağda solda. Bu arada ben de mesela Bağcılar'da büyüdüm. İlk televizyon açısından da ben de bilmiyorum. Benim de başıma çok benzer bir şey geldi. Geldi biriyle mi? Böyle uzun uzun bakıştım ve hayırdır kardeş falan yaptım. Oldu. Ama o beni tanımadı mesela. Sana hayırdır dedi. İzleyelim mi? Hazır mı? Hadi gelsin. Çocukluğumda Rus edebiyatı. Oku. Bu kadar. Sonradan öğrendim ki bunlar sayfa başına para alıyormuş. Biliyor muydunuz? Hepsini kumar borcu var yazıyor. Betimle bitmiyor oğlum. Seveni var sevmi. Ben sevmiyorum oğlum. Yeni fark ettim Türk Edebiyatı'nı okuduktan sonra. Ya anlatıyor. Ata anlatıyor. Arabayı anlatıyor. Gregorovic 55 sayfa anlatıyor. Adam yok, kitabın sonunda yok. Orada bir ara gördüler adamı yani. Türk Edebiyatı öyle değil. Ömer Seyfettin 83 sayfa. Yalan söylerse kardeşini öldür. Geçmiş olsun. Geçmiş 83 sayfa. Oğlum ben kitabı okudum. At yok kitapta yani kaşa... O kadar hızlı yani. Kaşağı ne işe yarar anlatılmıyor. Bir obje var kaşağı. Onu yapma, öyle yapma onu. Daha önce bizde suçan var mı bilmiyorum ama... Eğer... Düzenli business değilseniz, sizin business olmadığınızı biliyorlarmış biliyor musun? Uçuştan önce hostes hanım şey dağıtıyor, sıcak havlu. Oraya verdi, buraya verdi, oraya verdi, buraya verdi, bana vermedi. Benim havlum yok abi. Hostes hanım dedim, bana dedim sıcak havlu verir mi dedim. Aa öyle mi dedi, evet dedim. Ne yapacaksınız dedi, havluyu. Hiçbir fikrim yok. Yani ne yaptılar diye de bakmadım. Burasına mı koydu? Yani uçuştan önce sıcak havluyu ne yaparsın abi? Gerçekten ne yapacağımı bilmedim. Bazı şeyleri bilmiyorsun. Yani yapıla geliyor ya. Mesela bir ortama giriyorsun. Mesela talk show ortamı. Geliyorsun ne yapacağını mesela seyircilerde ilk defa talk show izleyen var değil mi? Tamam. Ya, tabii ki var. Ya şok oldu. Yeni girdiğin ortamda bir kodları var ya oranın. Ne yapılması gerektiğini bilmen gerekiyor. Tabii canım falan. Sınıfa ilk girdiğinde, işe ilk başladığında tanımadığın tabii bir yere ki. İlk gel. Ya ben ona çok bazıları alışım. Bazıları hemen adapte oluyor mesela. Bazı... Ben çok alışım. Benim babam asker olduğu için bir de jandarma. Biz iki sene her yere gittik. Her ortamda yeniydim de. Şimdi sıcak havlu dağıtılırken bana verilmeyip sanki önden bir form mu veriliyor? Hani ben sıcak havlu istiyorum diye ben o formu vermedim mi? O bana geldiğinde ne yapacağım hiçbir fikrim de yoktu. Böyle bir garip gelmişti. Sonra ben de hostes hanıma çok sonra söyledim. Dedim ki bana verilmedi dedim. Öyle mi dedi yani artık iniyoruz yani. Onu kafasına dert etmiş, bana verilmedi. Bu yapılan haksızlık. Aynı yerde uçuyoruz diye. Yani bazen böyle tepkilerimi aslında bir komedyen olduğun için direkt göstermen gerekiyor. Ben onu bazen gösteremiyorum. Düşünüyorum bende mi hata vardı. Hep öyle düşünüyorum. Böyle empatim yüksektir. O yüzden mesela şimdi siyasi şaka yapıyorsun. Onu konuştuk ya. Yani kimsenin kalbini kırmadan yapmaya çalışıyorum. Çünkü yani futbolda, siyasette, buralarda şaka yapacaksan benim abilerimin hep bana dediği dikkatli olacağın yerlerdir. Burası. Bu gemi, bu uçak. Tabii. Yani oraları... Bu uçağı bu gemiye koyalım. Evet. Kalpler. Evet. Abi, sen yapabiliyorsun onları çok rahat. Ben işte onları... YouTube'da yayınladım. Ben şimdi beni merak edenler varsa söyleyeyim şimdi. Ben stand-up komedyeniyim. YouTube'dan yayınladım gösterilerimi. Uzun 3 tane gösterim var işte. Yerli ve kirli var. 2022'de yayınladım. Cevap hakkı var. Bir de en son geçtiğimiz ay biraz daha diye 1,5 saatlik bir gösteri yayınladım. Sponsorum yok. Yapımcısı benim. Kendim yapıyorum. Çünkü hani özgür kalmak istiyorum orada. Hani çünkü olay orada profesyonelleşince yaptığımız şey samimi ya. O bozulsun istemediğim için. Ama sağ olsun izleyicim de beni her gösteride sağ olsunlar geliyorlar, dolduruyorlar salonu. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Erzincan'a da geleceğim. Bekliyorum. Ya bir turnedeyim şu an. Şu an bir turnedeyim. Her yere gelmeye çalışıyorum.
Instagram'a girerseniz o linke tıkladığınızda görebilirsiniz. Sizin şehrinize de muhakkak geliyorumdur yani. Buradan izleyenlere söyleyeyim. Teşekkür ederim. Şey deyince. Biziniz mi uçuyorsunuz? Biziniz deyince bir amca gelmiş. Karadenizli bir amca. Koltuğun birincisi biziniz oturmuş. Hostes demiş ki amcacığım yeriniz burası değil. Hayır demiş uşağım ben buradayım ben başka yere kalkmam. Amca demiş burası değil yeriniz burası biziniz arkada oturmanız. Hayır demiş uşağım ben buradan hiçbir yere kalkmam. Kaptan Karadeniz'de hemen gelmiş demiş ki amca sen nereye gidiyorsun? Demiş ki ben Trabzon'a gideceğim. Amca bu koltuk gitmez arkada koltuk gider o zaman geçeyim demiş. Bu siz business mı uçuyorsunuz? Business mi uçuyorsunuz? Business uçuyorsunuzdur. Söylemek istemiyor musunuz? Bence ekonomiyi kesin geziyorsunuzdur da her halükarda. Bir tur atıyorsunuzdur. Bir şey söyleyeyim. Şimdi yurt dışına çıktığınız bunu zaman... Bunu tulum peynirine bağlarsanız bu soruyu... Yok. Yani tulum peynirini neredeyse orada uçuyor. Erzincan'a gittiğim zaman uçağı komple gezerim. Önceden giderim. İstanbul'dan Erzincan'a gidiyorsam ya da Ankara'dan gidiyorsam bütün yolcuya Can Erzincan'a hoş geldiniz. Can'a hepsini karşılarım. Şayet uçağa girerken herkesi karşılıyor musunuz? Uçağa girerken herkesi kabin amiri gibi, kabin görevlisi gibi %100 karşılarım ve keyif alırım. Buraya gelmeden önce arkadaşlarla görüştünüz mü? Görüştüm. Birçoğuyla görüştüm. İçeri geldim, merhabalaştım sizi. Peki görüşmesem... Yayından Koç önce Üniversitesi... geldi mi? Ya görüşmesem Koç Üniversitesi'nin geldiklerini nereden bileceğim? Ha nereden bileceğim onları? Bir saniye. O zaman siz örgütlediniz yani bizim buradaki arkadaşların hepsini. Ben hiç onlarla görüşmedim. Yani kartlarını kazandınız. Bir dakika, iki dakika. O kadar. Nasıl oldu? Fotoğraf çektirdiler benimle. Mikrofon var mı ya? Ses gelmiyor. Bir ses, mikrofon uzatabilir miyiz? Hemen hızlıca şöyle, buyurun. Biz Koç Üniversitesi'nden geliyoruz. Hani giderken problem olacaktı tekrardan buradan geç çıkacağımız için canlı yayın malum. Dedik hani tekrardan dönemeyeceğiz. Toplu ulaşım yok. Başkanım sağ olsun bir araç ayarlayacağını söyledi. Bizi geldi, yurda kadar geldi, bırakacakmış. Bekliyor. Araç geldi bekliyor şu anda. Nerede şey? Efendim Başar Üşşiye'den geçiyor. Başkanın sürprizleri bitmiyordu. Hayır Başar Üşşiye'den geçiyor. Lider, kadro ve proje. Lider sensin, kadromuz burada. Projeyi de Ayşegül Hanım hazırlamış. Vallahi burada seçime girseniz kazanırsınız şu ben anda. Ben bir şey söyleyeyim, bak bir şey söyleyeyim. Ben burayı, bu, burayı almışsın ben sen. Ben bir şey söyleyeyim. Mehmet Akif, ben bu merhabalaşmamı kimden öğrendim? Çok kıymetli bir şey. Sakıp Sabancı'dan öğrendim. Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli bir şey. Bir kokteyli var. Gittim, böyle herkes duruyor orada. Ağa bana dedi ki, yahu kardeşim dedi, ağam bu kokteyli yapmanın dedi amacı bu insanlar birbiriyle tanısın. Daha yeni milletvekili olmuşum, çekiniyorum da. 30 yaşındayım falan, Türkiye'nin en genç milletvekiliyim. Ne yapacağız ağam dedim, aldı beni elimden tuttu. Ağam dedi, bu genç İstanbul mebusu. Ben o günden sonra hangi düğüne gittiysem öncesinde... Herkesle konuştum, herkesle selamlaştım. Ben bir siyasiyim, herkesin bana selam verme zorunluluğu yok ama benim herkese selam verme zorunluluğum var. Hiç... Tanıyım tanımayım hiç fark etmez. Hiç tatsız bir şey yaşıyor musunuz böyle mesela? Ya bazen mesela bakıyorsun mesela uzaktan. Negatif bir enerji var. Herkes seni sevmek zorunda değil. Tabii. Mesela ona ben elimi uzatmıyorum. Saygılar deyip toplu olarak geçiyorum. Zaman zaman olabiliyor. Ama daha sonra onu kafama yazıyorum. Bir şekilde oturuyorsa yanına giderek kartımı takdim ederek efendim ne zaman arzu edersen bir görüşmek isterim. Mesela günde Instagram'da, Twitter'da ve TikTok'ta 3 tane, 4 tane aleyhte yazan varsa onları %100 her gün 2 tanesini arıyorum. Diyorum ki anlatının Sarıgül ben değilim. Tanışmamız lazım, konuşmamız lazım. Telefonla arıyorsunuz. Telefonla arıyorum, zaman gidiyorum, konuşuyorum. En negatif yazanı pozitife çevirmek benim görevim. Çünkü beni eleştiriyorsa beni tanımıyordur. Tanıyan beni eleştirmez. Ben sevimli bir insanım yani şey değilim. Tuşlar azaldı. Ama tuşlar azaldı. Evet, evet. Yani yoruldum. Orkestrayla da bir herhalde hasbihal etmeniz gerekecek. Orkestra yaptığınıza inanın ve inandığınızı yapın. Sıradan ve sürüden olmayın. Bayrağı burca dik arasına alın.
Bayağı bu sefer de... Torpilli de çok evet. Bravo. Selam veriyor musun bir yere girdiğinde çıktığında tanımadığın insanlara? Evet, merhaba ulaşıyor mutlaka musun? Verir, mutlaka. Asansöre bindiğin, apartmana girdiğin. Aile orkestrası için çok önemli. Çok tabii önemli. Tabii. Uyum sağlaması lazım. Tabii. Aynen öyle. Evet. Selam vermek çok önemli, bir aile terbiyesi bence o. Yani o hangi mevkide olduğunuz çok önemli değil orada. Yani o sizin ahlakınızla alakalı. Yani caddede yürürken biriyle göz göze gelirsem göz göze selam geldiğinizde veririm. Merhaba diyor veririm. Musun? Evet veririm. Diyor musunuz sizler? Diyenleri görebilir miyim? Diyenleri? Demeyenleri yabancının göreyim. Yabancının demeyenleri. Ya göreyim. Göz göze geliyorsunuz biriyle ve selam veriyorsunuz. Selam mı veriyorsunuz? Ya hayır, tanımadığınız abi. Birisi. Random biri kilitlendi geliyor böyle. Sen selam mı veriyor musun? Biri öyle baktığı zaman sen de yapıyorsun. Biri böyle tanıyormuş gibi böyle yapınca yapıyorsunuz. Doğrusu bu. Vermek o zaten lazım. Karşı taraftan önce. Ama sanki lazım. Bu çok az yaptığımız bir şey. Arkadaşlar bakın size bir şey söyleyeyim. Bu kültür. Bunu bir eğitim meselesi. Çok kıymetli bir şey. Asansöre aynı binada binanların %80'i birbirine selam vermiyor. Bunlar eksik bilgi veriyor. Yalan söylemiyorum. Ayıp olmasın diye söylüyorlar. Vermiyorlar evet. Bunu vermiyorlar. Bunu bir kültür haline getirmek lazım. Ben belediye başkanlığı olduğum dönemde Uludağ'da her sene her yaz 30 bin çocuğa, 30 bin ilkokul evladına Abdülkadir Sezgin Hoca'nın başkanlığında oturma, kalkma, sofra kültürü, sofra adabı, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, selam verip selam almayla ilgili eğitim verdim. Kültür, sanat aynı zamanda da acil ve ilk yardım desteğiyle ilgili, kendine özgüvenle ilgili. Bu bir eğitim meselesi. Bana göre bu eğitimi 4 yaşta 12 yaş arasında almak gerekiyor. Bir çocuğa 1 yaşta 12 yaş arasında ne verirseniz onu alır. 12 ile 15 arası %50'si alır. 15'ten sonrasından delikanlı ve genç kız oluyor. Bu bir eğitim meselesi. Yani mesela Almanya bu konuda çok önemli. Almanya'ya bin kim olursa olsun birbirini görsün sabahıyla en bir guten morgen derler yani. Tabii sen ben Ercan'a guten morgen deyince öyle durdun yani. Enteresan bak mesela bunu başka bir Fransa söyle teşekkür ederim de bize bravo başkanım guten morgen nereden biliyorsun diye bir şey demedi ya. Politik bir duruş mu başkanım? Danke, danke. Mehmet Bey'deki politik... Ben bilmiyorum. Politik bir duruş. Arkadaşlar selam verip selamları alalım, bereketli sofraları kuralım, büyüklerimizin hayır duasını alalım, eyvallah. Renkli halaylarda Türkiye Türkiye diye coşalım, Habertürk'le de gönüllerde olalım. Bunları böyle araya gideceğim. Bir reklam aramız bir şey daha var. Bak. Reklam arasına da siz gidin. Giderim reklam arasına. Ombo'nun sunduğu 5. gece devam edecek. Ombo'nun sunduğu 5. gece devam ediyor.
çatışma sona erdiyse. Yavaş dön sen beni artık, bir zahmet unutacaksın. Bahanelerin bittiyse, konuşma sona erdiyse. Yavaş dön sen beni artık, bir zahmet unutacaksın. Teşekkür ederim. Hemen söyleyeyim, bu şarkının sözü Saadettin Dayıoğlu'nun, bestesi Saadettin Dayıoğlu'ya bana ait. Emre Gören düzenlemesini yapmış. Son şarkılardan biri bu. Yani besteciliğe adım attığım şarkılardan biri diyebiliriz. Deklem aldım araya. Bizde de bir şöyle bir şey var mesela. Can Erzincan'da da Karatilen. Karatilen. Bak ne diyor biliyor musun? Kara tren gecikir, belki de iş gelmez. Evet. Dağlarda sanılır da bu garibin derdini bilmez. Söylemek ister misiniz? Sesiniz güzel mi? Başkanım söyleyin. Söyleyin. Sonra şöyle devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Her tarafı allı morlu, güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, baş edeceksiniz. Sonra devam ediyor, diyor ki. Bekle kar altındaki buğday tanesi, yine onun sularla yeşereceksin. Başını dik tutabilirsen boy vereceksin. Mehmet Akif, sen başını dik tutuyorsun, boy vereceksin. Ama Mehmet Akif'de şöyle bir şey var. Bizi sağ olsun bugün çağırdı, özellikle geldim. İlk defa böyle bir programa katılıyorum. Bizim i̇yi size ki de, ilk yayınımız. İyi ki de gençlerle beraber olduk. 3 yıldır bu beyefendi beni bir televizyona çağırsın da bir haberlerde bir endamını göreyim diye, ama çağırmıyor. Canın sağ olsun. Ne yapalım? Canın sağ olsun. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Başkanım gençler de derken bizi kastediyor. Ben şarkı söylersiniz diye verdim. Bana bir karlı kayın. Şarkı değil, türkü söylüyorum. Türkü söylersiniz. Söylerim. Söyler misiniz? Tabii tamam. Söylerim. Sözü aldık. Baturay bir... Meral'e ne diyorsun diye bir repliğim var, bir şakam var. Sayın Akşener de sana yanıt veriyor sonra. Evet. Bir video çekiyor. Evet. Sonra neler yaşandı? Sayın Akşener size aday mı yapacak? Belediye başkanı adayı olduğunu söylediler, doğru mu? Kimin? Benim mi? İzmir Konak'tan. Allah aşkına yok, hayır. Kim? Kesinlikle. Peki. Siyaset. Hayır Sayın Akşener. Gibi... Hayır, İYİ Parti şu anda bütün sanatçılara teklifte bulunuyor, demek size de bulunmuş diye olabilirdi. Ben takip etmiyorum, ne oluyor? Ben siyaset, ben aslında şunu yapıyorum. Ben burada mesela kameralar kapandığında arkadaşlarla sizde ne konuşuyorsak onunla ilgili mizahi bir içerik üretiyorum. Yani o kadar yoğun siyaset konuştuk ki son dönemde. Doğru. İster istemez herkes siyasetle ilgilendi. Hiç bu kadar siyasetle ilgilenildiği bir dönemde hatırlamıyorum ve seçimden sonra biraz azaldı. Haliyle. Özellikle bazı kesimlerde. Çünkü... Günümüzün içinde, hayatımızın içinde ne varsa onunla ilgili şaka yapıyorum ben. Yoksa uzaydan şaka bulup getirmiyorum yani. O yüzden onunla ilgili şakalar yaptım. Sayın Akşener bana cevap verdi. Sağ olsun, çok ince. Yani bir sürü siyasiyle ilgili, ne zaman hangi siyasiyle ilgili bir şaka yapsam çok olumlu tepkiler aldım gerçekten. Ümit Bey de geldi gösterimi izledi. Meral Hanım geldi gösterimi izledi. Çok hangisinde heyecanlandın ya da kendini... Ya ben hepsinde heyecanlandım. Şöyle bir şey oluyor çünkü. Bir ara şey diyorsun mesela, salonu bıraktım, Meral Akşener'i güldürmeye çalıştım. Ya tabii ki. Şimdi Sayın Mustafa Bey gelmek istiyor, gösteriyor. Geleceğini söylüyor. O geldiği zaman salon bende değil artık. Geldim. Herkes Mustafa Bey'le ilgilenecek ve Mustafa Bey'in orada olduğunu bilerek benim şaka yapıyor olmam. Bir şey yapar. Evet. Geliyor. 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 Çünkü...
bir tiyatro teksti gibi çok yazılı bir şey değil benimki yani. Ha, onu soracaktım. Yazıyor musun önceden? Ya yazdığım notlar oluyor? Var. Mesela Adana'da... Nasıl yapıyorsunuz bunu, bu işi? Yani herkesin farklı bir tarzı var tabii ki yani. Ben işte biraz önce business hikayesi döndü ya aramızda. Benim hayatımda ilk business'ımdı o. Ve hiç düşünmedim. O an komik size gelmedi bana. Hiç komik gelmedi yani. Ve sonra zamanla düşündüm. Ben orada biraz utandım galiba falan dedim böyle. Orada bir his akılda kalıyor. Hatırında his kalıyor. O hissi daha iyi anlatma yolunu buluyorum ben. Ve o his hepimizi paylaştığı bir hisse komik olabiliyor. Ve hani yazdığım yerler var. Şakalarımı hani doğru düzgün anlatayım. Çünkü çok uzuyor mesela. Hani bir şey anlatacaksın. Oraya gelene kadar anlat babam anlat. O yüzden ben böyle gözlerinin içine bakıp insanların... Onlara göre şekillenmeyi daha çok seviyorum gösteren. Mesela gittiğin yere göre değişiyor mu? Değişiyor. Neye göre değişiyor? Yani, ne yapıyorsun? Hani matine suare oynuyorum. Matine ayrı, suare ayrı olabiliyor. Yani zaten bu yüzden de insanlar defaatle geliyorlar. Yani çünkü bir akış var. Tabii ki var bir akış. Repertuar, bir akışım var. Bir setlist deniyor buna. Yani şarkı söylerken de setiniz evet, oluyor. Evet. Onun gibi tabii değiştirebilirsiniz. Mesela seyirci coştu. Hemen hareketlileri öne alırsınız. Bravo, bravo, biliyor bak. Tabii. Siz de. Yani ona göre hareket edilir. Yani seyirci... Ya söyleyemiyor, anlatamıyor, söyleyemiyor. Niye biliyor musun? Türkiye, bir şey söyleyeyim. Bak Türkiye tam demokratik bir ülke olsa istediğini söyleyebilir. Adam istediğini anlatamıyor, söyleyemiyor. Niye geliniyor söyleyemiyor? Tabii söyleyemiyor. Baturay söyleyebilir. Abi niye söyleyemiyor? Söyleyebilir miyim abi? Tabii. Sen... Bir şey istediğini söyleyebilirsin. Sadece kullandığımız kelimelere ritüye takılmamak adına dikkat ediyoruz. Bize çocuklar izliyor. Hayır yani şöyle aslında... Yoksa her şeyi söyleyebilirsin, hiç yok, problem yok. Yok ben gerçekten... Yani siyasi şaka da yapabilirsin. Şunu yüreklikle söyleyeyim. O kadar politik siyasi şaka yani. Şimdi 1,5 saatlik gösteri var orada. 15 dakikası bununla alakalı aslında. Politikayla falan. Geri kalan günlük hayatı. Stand-up'tan çıkıp böyle başıma iş alır mıyım dediğin oldu mu hiç? Ya o ilk başta çok oldu. İlk yerli vekilliği yayınlayacağım zaman politik şaka paylaşılmazdı. Yani böyle özellikle zaten televizyonda o konulara çok girilmezdi. Çünkü ben herkese bir şey söylüyorum. Onu yaptığımda böyle çevremde ya yapmasam dedim ne olacak? Sonuç olarak kimseye böyle bir... Ne oldu? Hiçbir şey de olmadı. Çünkü söylediklerim... Çünkü söylediklerim kırıcı değil, söylediklerim böyle bir şey bayrağını tutmuyorum. Çünkü burada herkesin derdini paylaşmam gerekiyor. Ben komedyen olarak... Zaten öyle oluyor. Eğer oraya giriyormuş gibi yapıp girmezsen samimiyetin kayboluyormuş gibi oluyor. Ben bunu 2018'den önce mesela ben politik siyasi şaka yapmıyordum hiç. Ben 10 küsur yıldır yapıyorum. 2018'den sonra artık gündemimize artık neyden sonra girdiyse... Yaptıkça seyirci de bahsetmek istedi. Ben de bahsetmek istedim. Ya şakalar öyle çıkıyor yani. Evde oturup ben bir işte Mustafa Sarıgül şakası dizayn edeyim olmuyor. Bir hiç şey yaptın mı Mustafa Sarıgül şakası? Yaptım. Mustafa Bey'le benim tanışıklığım o bilmez. Ankara'da çok eskiden. Gerçekten mi? Anlat. Duvarda Çağrı Sarıgül yazıyordu. Ay evet. O başın var. Düşerse de ara Sarıgül'ü ara. Gibi bir şey de vardı. Çağrı Sarıgül yazıyordu. Bizim sitenin duvarına yazmışlar ama Mustafa Bey. Sonra babam site yöneticisiydi, boyattık. Yani şey olmasın. Sonra bir daha yazdılar. Yani Çağrı Sarıgül diye. İşte inançlı adamlar var, tabii kararlı ki, adamlar tabii. Var. Anasını anlatacaklar. Onu yazan görüyor, çizen görüyor, sildirten görüyor. Onun için o önemli bir iştir. Çünkü basında, televizyonlara fazla çıkma imkanı yoksa o zaman hakkını sokaklarda arıyorsun. Doğru. Sen de, ne şaka yaptın senin, Mustafa Sarıgül'e? Senin babacığının ellerinden öpüyorum. Senin babacığın Milli Savunma Bakanlığı'nda önemli görevlerde bulundu. Benim gibi Can Erzincan'ın bir dağ köyünden çık, şoför hakkı babanın oldu da gör bakalım neler oluyor. Tamam. Ya ama benim babam da Polatlı'dan çıktı. Polatlı il oluyor gözün aydın. 35 senedir. Sarıgül konuşuyor. Öyle mi? Evet. Tamam o zaman. Hayırlı olsun. Polatlı'ya da müjde. O zaman. Evet, sevgili Polatlı. Polatlı'ya müjdeyi verelim. Yani ben politikayla, siyasetle... Bizim evde çok konuşulan bir şey değil. Yani benim annem öğretmen, babam asker. Biz çok ilgilenmedik. Sonra bir dönem sonra artık hani siyaset hayatımızın her alanı daha çok söz sahibi olmak istediği noktada herkes onu konuşmaya başladı. Evet. Ona göre yönlenmeye başladık. Hani burada liberal bir konuşma yapmak istemiyorum ama... Hayatın içine girdiği noktada benim de malzemem oluyor.
Ve aslında, hani evet, korkum var mıydı? Vardı. Dediğiniz gibi sokak, yani ben bunu bir platforma bu şekilde götürsem alır mıydı? Belki o zaman almazdı, şimdi alır ama. Yani birilerinin yapa yapa geldiğinde aslında yani kendimizi ördüğümüz duvarlarmış. Bir şey olmadığını görüyor. Evet. Kendinizi ördüğünüz duvarlarmış. Ben bunu böyle olduğuna inanıyordum. Ben çünkü, de öyle düşünüyorum. Çünkü yani kendi kendimize duvar örüyoruz. İnsanız özümüzde. Hakaret etmediğimiz sürece her şeyi paylaşabiliriz. Tabii yani. Aslında yanlış da düşünebiliriz, hata da yapabiliriz. Bunların hepsi de mümkün. Aslında Baturay'la bir benzer yanımız şu var. En kızdığın rakibin bile iki tane iyi yönünü söylemelisin. Sonra eksik bıraktıklarında çözüm önerisiyle anlatmalısınız. Eğer bir yere gidiyorsanız bir problem var. O problemin önerisini sunmuyorsanız siz de o problemin bir parçası sayılırsınız. Teşekkür ederim. Süremiz azalıyor. Ben size bir söz vereceğim ama sen izliyor musun Reyhan stand-up? Veya ne tercih ya ben ediyorsun? Ben çok seviyorum. Öyle mi? Yani ben yani çok uzun zamandır şarkı söylediğim için yani yalnız kaldım. Herkes şarkı dinler ya. Ben podcast dinliyorum. YouTube'dan açıyorum böyle güzel stand-up'ları izliyorum. Baturay'ı izlemiş Baturay'ı miydin? Evet, canlı izlemedim, çok istiyorum. Hayır, şey, videolarını izlemiş miydin? Evet, evet. Konuştuk, izlemiş, evet. Gülmüş. Evet. Beyanımı da çok güldüm. Sağ ol, teşekkür ederim. Ya ben böyle olacağını tahmin etmiyordum Mehmet abi. Ben, nasıl olacağını? Ben tiyatroyla başladım ya. Hmm. Biz 30-40 kişiye böyle tiyatro kafelerde küçük böyle canlı müziğin yapıldığı yerlerde çıkıyorduk. Ben bundan çok mutluydum. Sonra bir dönem sonra para kazanmam gerekti. Gerekti. ve ailemin de bu yönde bir talebi vardı yani. İstersen KPSS'ye gir yani bu çünkü. Sonra ben dedim ki daha çok insana ulaşmam lazım. Ne yapabilirim? Birkaç yerde işte yazarlık yaptım. Kendim bir şeyler çekmeye çalıştım falan. Zor. Yani birileri olması lazım. Zor. Çok geç İstanbul'a taşındım ben zaten. Pandemide taşındım ben. Askerliğimi yaptım, pandemide taşındım. Ondan sonra gösterimi yayınladım. Hiçbir reklam bütçem yoktu. Hala da yok. Hiçbir şeyim yoktu. Böyle bir yayıldı. Gitti. Ve o kadar mutlu oldum ki yaptığım şeyle tanındım ya. Çünkü buradan komedyen arkadaşlar da izliyordur. Çok yani bir şey iyi yaptığınızı düşünün arkadaşlar ve bunu insanlarla buluşturmanız gerektiğini düşünün. Ne yaparsınız? Yani sosyal medya diyorsunuz ya. Şimdi ne çekeceksin sosyal medyada? Bir şeyi yapıyorsun. Onu bulması çok zordu. Ben yaptığım gibi mesela akustik performans koyup ünlü oldu ya bir sürü insan. Evet. Mesela Justin Bieber bile öyle ünlü oldu aslına bakarsanız. Çocuklar. Bu da şeydi. Ben de onu yaptım. Kendi ne yapıyorsam onu koydum. Sağ olsun YouTube bu anlamda çok iyi. Çok peki. İyi. Bizim bir tane Oğuzhan Uğur'la geçen hafta bir program yaptık. Oğuzhan Uğur kimdi abi? Efendim? Kim Oğuzhan Uğur? Abi Oğuzhan Uğur kim bakalım? Abi soru soruyorum. Oğuzhan Uğur kim? Bakalım. Kim abi? Bakalım onu sonra konuşalım. Bakalım Oğuzhan Uğur kim? Programımızın formatı karşıt görüşlerin soru sorduğu biliyorsun bir format. Mustafa Bey karşıt görüş bulamadık biz. Yani gerçekten. Yani bu arada konuğumuz olacaktı. Haftaya evet, sonra sarı evet, gelecek. Evet. Şimdiden söylemiş olayım. Şimdiden kendisine de buradan da ileteyim o zaman bir sonraki bölüm madem konuk olacak. Mustafa Bey'e bir garezimiz yok. Ancak sert sorular soracaksınız işte karşıt görüş olacaksınız dedik. Mustafa Bey çok sempatik biz ona ne diyeceğiz şimdi dediler. Gerçekten insanlar çok seviyorlar kendisini. O sebeple kendisine karşıt görüşlü birini bulamadık. Ama partideki faaliyetleri belki arttıkça şu anda artıyor zaten. Yakın zamanda neden olmasın konuğumuz olsun tabii çok isteriz. Oğuzhan Uğur. Ben de şunun için, ben de sevgili Oğuzhan'a şunun için söyledim. Defalarca çağrıda bulundum. Sosyal medyada ne dedim ki Oğuzhan, sevgili Babala TV, Oğuzhan aslan parçası Yiğit, sen efendim robotlarla yayın yapıyorsun oğlum, gel Can Erzin'e Sarıgül'e yayın yap, Allah'tan daha ne istiyorsun? Ve bu çağrıyı yaptım. Sonra da o da bana bir şey söyledi, dedi ki, ben dedi hakikaten araştırma yapıyoruz ve karşıt bulamıyoruz. Bu da beni şu açıdan mutlu ediyor. Beni toplumun her kesiminde büyük bir sevgi besliyorlar. Ben bu sevgiye layık olmaya çalışacağım ve siyasi hayatımda her zaman objektif olacağım. Ve diğer siyasi partiler, rakip partilerin yaptığı iyi şeyler varsa söyleyeceğim. Eksikleri varsa onları mutlaka çözüm önerilerle inşallah anlatacağım. Bir biz sizden süremiz daralıyor arkadaşlar. Kim ister? Bir şey söyleyeyim onlara gençlere. Gençlere bir müjdemiz vardı ya artık o müjdeyi verelim. Şimdi arkadaşlar önümüzde Galatasaray Bayern Münih maçı var. Hepinizi götürmek isterim ama 3 tane arkadaşımızı seçeceğiz.
Bunu nasıl yapacağız? 5 olsun. Yayından sonra imkan dahilinde değil. Söz verirsem yapmam lazım. Ben politikacı değilim. 5 olmaz mı? Ben siyasi adamı değilim. Ben sana ben de şey yapıyorum gibi değil miyim o şu anda? Hayır. Cumhurbaşkanı hemen bir yere açacağı zaman bir senede bitecek. Yayından sonra isimlerinizi bir torbaya atacaksınız. Bir arkadaş çekecek. 3 arkadaşı Galatasaray Bayern Münih maçına alacağım. Daha sonra 10 tane gencimiz. Bu gençler ne yiyecek diyeceğiz. Can Erzincan'da 10 tane genci misafir edeceğim. Erzincan'a mı götüreceksiniz? Erzincan'a götüreceğim. Uçak biletlerini alacaksınız. Uçak biletlerini alacağım. 10 tane arkadaşımızı Erzincan'da 2 gece ağırlayacağım ve buraya göndereceğim. Sonra onun parasını nasıl çıkaracağız, onların masraflarını? Onlar Can Erzincan'la ilgili paylaşımlar yapacaklar. Ve Can Erzincan'ı bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya tanıtacaklar. Ama kim çıkarsa. Yani takipçisi... 5 kız, 5 erkek istiyor. Evet. Tamam mı? Takipçisi... Evet. Takipçi sayısına bakmadan yapacaksınız. Kesinlikle. Ya biz TikTok videolarını kendiniz planlıyorsunuz ya, hiç oturmadan, çok özür dilerim, sizi de böyle yoruyorum kim ama. Kim ister kim mesela? Mesela bize bir TikTok videosu çeker misiniz 5. geceyle ilgili? Bir arkadaşlarım sonra nasıl alayım? Evet, biraz çok çekecek. Canlı çok... TikTok videosu mu çekiyoruz evet. Şu an? Evet. Çekin canım. Baturay. Evet. Ben izlemeyi çok seviyorum. Gel bakalım aslan parçası. Aynen. Ben de oturayım da başıma bir İsmin ne? Yo niye öyle? İsmin ne? Talha Mutlu. Talha neredesin? Batman. Oo güzel. Kırmancı Zorni. Lavadaki ya. Mikrofon var mı? Ben bunu vereyim. Peki. Talha'cığım. Hayat felsefen... Çalışıyor değil mi bu? Talha'cığım. Evlat. Hayat felsefen şu olacak. Mikrofon sizde yaptığına... var efendim. Hayat. Bak Talha gel. Gel. Hayat. Talha'cığım. Hayat felsefen şu olacak. Yaptığına inanacaksın, inandığını yapacaksın. Ben sadece senin mutlu olmanı istemiyorum. Türkiye'de bütün gençlerin mutlu olmasını istiyorum. Bak. Evet. Bir tane daha mı geliyor? Evet. Hoş geldiniz. İsminiz buyurun ne? Buyurun arkadaşlar. Evet. İsmin ne canım? Betül. Evet. Sevgili Betül, sevgili Başak, sizleri tebrik ediyorum. Büyük bir enerjiniz var, büyük bir heyecanınız var. Baktım böyle burada ayın 15'i gibi parlıyorsunuz. Şunu bilesiniz ki her kapının bir anahtarı vardır. Siz o kapıyı kolay açanlardan olun. Tatlı dilinizde başarılar diliyorum. Buyurun. Evet. Evlat gel. Evet. Efendim, beşinci geceye bir atıf yapalım. Son olsun. Böyle. Nasıl oldu abi? Reklam. Nasıl oldu? Müthiş. İsmin ne? Tarık'cığım çok tebrik ediyorum. Tarık'cığım şunu unutma. Bakıyorum orada sabahtan beri oturuyorsun. Diyorsun ki ben güneşi görmek istiyorum. Evlat, güneşi görmek istiyorsan gölgeden çık. Beşinci gece çekseydiniz, beşinci gece için bir TikTok. Evet, İkiniz... Baturay hadi sen çek. Hayır, hadi siz... Baturay. Ama senin talk show'un abi, benim değil ya. Tamam işte senden alalım diyorum. Ben TikTok bir çekmiyorum ki, ben izliyorum ben. Evet. Evet. Biz şimdi... Mehmet Akif, seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Beşinci gece muhteşem, müthiş bir şey. Estağfurullah, çok sağ ol. Sen camdan mı bakıyorsun, can mı yakıyorsun? Soruyu anlamadım efendim. Bazı soruları anlayamıyorum. Mustafa Sarıgül'den bir türkü dinler miyiz ya? Ben vallahi. Ne dinleriz? Mihrimah mı? Birlikte söyleriz. Vallahi. Kara Tren de olur. Bir ufak bir şey söyleyeyim, ondan sonra siz devam edin. Siz söyleyin. Aranızdan hanımefendi var burada. Hanımefendi varken ben nasıl söyleyeyim çocuklara? Abdülkadir ne diyeceğiz? Nasıl? Bunu çoğunuz bilmezsiniz ama bu enter. Bakın bir şey söyleyeyim. Bir kere türkülerin ruhu vardır. Türkülerin heyecanı vardır. Türkiye enteresan bir şeydir. Çok güzel bir kız bahçeye giriyor ve onun sevgilisi orada oturuyor. O zaman tabii Anadolu'da çek derdi yok, senet derdi yok, Instagram yok, Twitter yok. Ne var? Sadece kıza aşık oluyor ve bu türküyü yazıyor. Diyor ki,
Oy bahçenize ben giremedim yavrum gazelden, oy oy gazelden oy. Oy başım alıp ben çıkamadım yavrum güzelden, oy oy güzelden oy. Hele hele yürü fistanı sürü anasının nazlı gülü, nanay 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 nanay. Gir bir türküye, gir. Ben şimdi bir türkü girelim. Gir, gir. Gir bir şey. Ben mi gireyim? Evet, sen bence sen. Birazdan biraz üstüne. Bana neydi ki bilmiyorum. Ben, bana nasıl geldi bu yükleme? Bu nasıl oldu? Bende yok. Ama yok, biraz önce söylüyordu da şu olsun bu olsun. Ben demedim. Sesin canım, güzel mi Baturay? Reyhan Hanım arayı nasıl karıştırıyor? Biraz önce dedin ya şu olsun bu olsun diye. Ben kara tren söylendi, o söylenecek gir, sandım. Gir, ona gir. Gir. Kara trene mi giriyorum? Kara tren gidecek, belki de hiç gelmez. Evet. Ezberim de yok ki. Ne oluyor ya şu an? Hadi bir kara tren bekliyoruz. Aranızdan, bir dakika. Aranızdan çok iyi bilen var mıydı? Gelin biriniz. Kim biliyor? Söyle, herhangi bitti bir mi? Süremiz mi bitti? Süremiz bitmiş. Süremiz bitti. Biz söyleyelim. Biz Zabia'dan bir şarkı dinleyelim. Ondan sonra veda mı ediyoruz? Peki şimdi veda ediyor muyuz? Efendim peki. Çok çok teşekkür ederiz. Hadi. Çok sağ olun. Hadi arkadaşlar sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hadi yani çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum size de. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Onvo 5. geceyi sundu.